Günaydınlar herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, sağ olun. Kaybolan Çiçekler'den çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Çok sağ olunuz. Kaybolan Çiçekler'den herkese sevgiler, selamlar göndererek başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi hayırlı, bereketli, güzel bir cuma günü de dileyerek. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Yine değerli danışmanlarımızla beraber konuklarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağız. Kayıp çocuklarımızı bulmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte sevgili seyirciler 0212 284 60 60 724 bu numarayı arayabilirsiniz. Arkadaşlarım telefon başında. Çocuklarla ilgili her konuyu da konuşabilirsiniz, sorabilirsiniz ama önceliğimiz şu olsun. Kayıp çocuklarla ilgili, aradığımız çocuklarla ilgili ya da çözmeye çalıştığımız işte o cinayet dosyasıyla ilgili bildikleriniz varsa hemen bu numaraya bildirin. 0530 05 0555'te WhatsApp ihbar hattınız. Yine oraya da görüntüleri, fotoğrafları iletebilirsiniz. 2 yıl önce kayboldu Ecrin, 4 yaşındaki minik Ecrin ve o günden bu yana ailesi Ecrin'i bulmak için her yolu denedi. Sosyal ağlar üzerinden aradı ama bir sonuca ulaşmadı ve programımızın yeni yayın döneminde bize geldiler ve biz günlerdir Ecrin konusunu çözmeye çalışıyoruz. Ve öyle bir noktaya geldi ki artık iş, arkadaşlarımın o adım adım yaptığı çalışmalar, titiz çalışmalar şöyle bir sonucu ortaya çıkarttı. Bir köy yeri, zaten konunun olayın oluş biçimi aslında soru işaretinin en büyüğünü barındırıyor. Gün ortasında herkesin ortalıkta olduğu bir köy yerinde 4 yaşında bir çocuk buharlaşmadı ya. Biz bunu söylemiştik. Sonra arkadaşlarım tek tek adım adım ev ev sokak sokak araştırdılar ve bir çocuk gerçekten burada yalnız tek başına nasıl kaybolacağı ihtimali iyice güçlendi o verilerle. Ardından gelen ihbarlarda hep köyün içine, köyün içine bakın dendi bize. Uzakta aramayın, köyün içine bakın dendi bize. Ne denmeye çalışılıyordu? Köylünün sessizliği bir şeyi örtme çabası mıydı? Hepsini bugün uzun uzun konuşacağız. En son Ecrin'i görenlerden biri Dayı Zahir Bey de bugün bizimle birlikte. Zahir Bey size de sorularımız olacak. Çünkü siz yeğeninize bir bozuk para verdiniz. En son görenlerden birisiniz ve 2 yıldır çocuk ortada yok. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Abdullah Şanlı Harmanlı Köyü'nde günlerdir orada çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Şanlı, sen çok güzel bir veteri hazırladın. Ben yayına girmeden onu izledim. Birazdan seyircilerimle paylaşacağım ama hiç ona girmeden şunu sormak istiyorum sana. O yolu köy içinden adım adım yürüdün, evleri dolaştın, sokakları bize anlattın. Araç trafiğiyle ilgili bir kez daha bilgi almak istiyorum. Mesela şu sabah saatleri itibariyle de kaç araba geçiyor oradan gördün mü? Günaydın diyelim öncelikle sana. Ya, bağlantıda bir sıkıntı var. Tamam, birazdan döneceğiz ve Abdullah'ın o hazırladığı görüntülerle aslında bir çocuk bu kadar yolu ayağında terliklerle tek başına gidebilir mi sorusu da cevabını bulmuş olacak. Ve Damla Çelik cinayeti, bayram sabahı. Şurada sayılı gün kaldı bayrama. Tatilciler yola çıktılar bile. Bu arada yola çıkanlara da lütfen sakin gidin diyoruz. Kazasız belasız gidin diyoruz. Geç gidin ama sağlam gidin. Acılar yaşatmayın ailelerinize. Çünkü yine trafik kazası haberleri gelmeye başladı sevgili seyirciler. İşte yine böyle bir kurban bayramıydı. Bayramın 1. günü sabahıydı. 12 yaşındaki bir kız çocuğu evinden çıktı ve sonra ölüsü bulundu. İşte o cinayetle ilgili de çok yeni bilgiler var arkadaşlarımın ulaştığı. İfadeye çağrılan başka isimler var. Hepsini reklamların ardından sizinle paylaşacağım. Bu dosyayı da inşallah kaybolan çiçekler çözüme kavuşturacak. Birazdan buradayız. Sevgili seyirciler, yine 14 yaşındaki bir çocuğumuz kayıp ve 19 Ağustos'ta kayboldu. Yaşı çok küçük Esen'in Gaziantep'te kayboldu. Fotoğrafa dikkatlice bakalım lütfen. Esen'i herhangi bir yerde görmüşseniz hemen bizim ihbar hattımızı arayın. Dediğim gibi yaşı çok küçük, 14 yaş bir kız çocuğu için gerçekten çok tehlikeli bir yaş. 1.55 boyunda, 50 kilo ağırlığında, kumral kahverengi gözlü. Kaybolduğunda üzerinde mavi kot pantolon, kot gömlek ve sarı bir yelek var. Esen'in Gaziantep'te kaybolmuş Esen, görenler bilenler varsa 155 polis, 156 jandarma ihbar hattına haber versinler diyoruz. Ve stüdyomda bir anne var. Evladına hasret bir anne ama öyle 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık bir hasret değil onunki. Kaç sene oldu Ümmühan? 25. 25 sene. Evet. 25 sene çeyrek asır demek.
Yani bir ömür demek. Ümmühan baba tutmaz. 25 yıldır kızı Çilem'den bir haber alamıyor. Onun için programımıza geldi. Ve Çilem'in hikayesi sanki ismiyle birlikte başlamış. Ben hep derim ya, çocuklara şöyle mutlu neşeli isimler koysak, Kader'dir, Çilem'dir, bu isimleri vermesek evet. diye. Ha? Evet. Biraz öyle mi oldu İmran? Öyle, çile aynı annesinin çilesi, kendinin çilesi. Annesinin çilesi, kendisinin çilesi oldu diyor evet. Ümmühan. Neyi anlatmaya çalışıyor? Önce bir Ümmühan'la arkadaşlarımın yaptığı röportajı bir izleyelim. Sonra uzun uzun konuşacağız. 14 yaşında, daha çocuk yaşta akrabası Mehmet Baba Tutmaz'la dini nikahla evlenmiş Ümmühan. 1990 yılında Çilem dünyaya gelmiş. Çilem 2 yaşındayken Mehmet'ten ayrılmış. Kızı Çilem, babası Mehmet'in yanında kalıyormuş. Kaybolan çiçeklere kızımı bulmaya geldim. Babası karakola cezaevine düşmüştü. Hastalanmış, benim yanıma getirmişlerdi çocuğu. Ben de hastalığı iyi oldu, köye gitsin dedim. Ailemiz kalabalıktı, ikinci evliliğimde olan yer. Götürmesi için kayınvalidesine emanet etmiş Çilem'i. Otobüse bindirip yolcu etmiş kızını. Kayınanam aldı götürdü Tokat'a. Tokat yoluna karakolunun önüne bırakmış. Bana da geldi söyledi, nereye bıraktın deyince karakolunun önüne bıraktım dedi. Kayınvalidesi ölürken ona Çilem'in emin ellerde olduğunu söylemiş. Bu da kayınvalidenin çocuğu bir yere ya da birine verdiği şüphesini doğuruyor. Ondan ben aramaya başladım. Beni aratmadılar. Kapıyı falan kilitlediler üstüme. Aratmadılar çocuğumu. O seneden beri bulamıyorum. Sevgili seyirciler, böyle konular geldiğinde nereden başlasak bilemiyorum. Çünkü 14 yaşında, daha 14 yaşında çocukken evlendirilen bir kız çocuğu Ümmühan. Arka arkaya iki çocuk dünyaya getiriyor ve daha 18 olduğunda, daha yeni reşit olacakken ayrılıyor eşinden, boşanıyor. Başka biriyle evleniyor. Aslında o evliliğinde yaşadıkları da bambaşka hikayeler, bambaşka acılar da var sonrasında tekrar yaşadığı. Bu arada da işte o ilk evliliğinden olan çocuklardan birini kayınpederi alıyor. Gerçekten karakolun önüne mi bıraktı bu çocuğu? Ne oldu Ümmühan? Müge abla o köyden gitti. Aha. Benim kaynatım köyden geri istemiş. Yanıma getirdi çocuğu. Yanıma getirince bir iki ay durdu. Durduktan sonra tekrar memleketten geri istediler çocuğu. Ben de onun için geri gönderdim babasına. Memleket neresi? Onu da söyle. Yıldız Eli Yusuf olan köyü. Ha? Yıldız Eli Yusuf olan Sivas. Yıldız Eli Sivas. Çocuğu geri gönderdim. Kaynanamda benim bir özürlü kız vardı. Onu götürürken öğey kızlığım. Evet. Türbeye gidiyordu. Ben götüreyim bu kızı dedi. Sivas'a kadar dedi. Oradan köyden gelen arabalar alacaktı, götürecekti kızı. Kaç yaşındaydı İçlem o zaman? 1,5-2 yaşında arasında. 2 yaşındaydı. Evet. Bebek. Evet. Oraya varıyor. Köyden işte bizim yetkililerden gelen oluyor. Diyorlar ki kaymak hanım sen bu kızı köye niye gönderiyorsun? Kim bakacak? Öbür ablasına bakamıyorlar diyorlar. Bir de oraya... Çimen var. Çimen de köyde. Çimen köyde. Dedesinin yanında. O kaç yanında. Yaşında o zaman? O zaman 3 yaşında, 3,5 yaşında. Biri 3 yaşında, evet. Biri 1,5-2 yaşında, evet. İki kız çocuğunu sen evet. Onlardan ayrılıp bırakıyorsun baba. Evet. Ondan öyle diyor, çocuğu götürmüyor. Götürme, oraya salacağına diye sokağa bırak daha iyi diye. Sokağa bıraktın. O adam öyle diyor. Öyle deyince kaynanam da götürüyor yanı sıra Tokat'a. Anlatılan bana. Sana anlat. Götürüyor Tokat'a, Tokat karakolunun önünde pazar varmış. Pazarın önüne bıraktım diyor. Ya Ümmühan bir dakika şimdi, yani babaanne hayatta, aile var, sen hayattasın ve 1,5-2 yaşındaki bir geri kız çocuğunu... Geri getir çocuğu bana İzmir'e geri getir. Evet. Sana yani sen bakamam mı dedin? İstemiyorum mu çocuğu dedin? Hayır, istemiyorum da alakası yok Müge abla. Köyden istemiyorum. Müge Hanım'ın yanında sevgiler burada. Evet. İnce Hanım. Köye gönderdim yani. İstediler de gönderdim. Sonuçta evet. Bir kız kardeşinin yanında olsun diye gönderdim ben. Yani götürsün sokağa bıraksın diye vermedim ben çocuğumu. Peki sonra karakola bıraktım diye sana kim haber veriyor? Ya biz evdeyiz. 3-4 gün sonra, bir hafta sonra geri geliyor kaynanam İzmir'e. Evet. Biz yatıyoruz, çocuğu bıraktım işte sokağa falan dedi. Nasıl yani? Ben hopladım yataktan, kalktım dışarıya vardım. Nereye bıraktın çocuğumu dedim. Dedi Tokat Karakolu'nun önüne bıraktım dedi. Köyden kimse götürmedi çocuğu dedi. Ya gerçekten anlatılanlar hani kabul edilir bir tarafa. Öyle deyince ben yani ne bileyim yani bağırdım, çığırdım, ağladım ama o 92'yi düşün.
O zaman daha 18 yaşındayım. Bir yeri bilmiyorum. Köyden yeni gelmişim İzmir'e. Peki Tokat'a gidip gerçekten karakolun önüne bir bebek bırakılmış mı? Buluntu bir bebek var mı o tarihlerde? Sordun, beni o zaman kimse yönlendirmedi. Ben bir yer bilmiyorum. Hiç gitmedin mi? Hiç gitmedim. Ya da... 26 yıl oldu. Ben memleketime hiç gitmedim. Yani hiç... O zaman gitmedin mi o dönemde? Gitmedim. Ama gitmen lazımdı ya. Çocuğun... Beni kimse göndermedi. Hocam bunlar 14 yaşında evlendirilmiş. Evet. Daha çocuğum ben bilmiyorum. 15 yaşında anne olmuş birinden bahsediyoruz. Hiçbir söz hakkı tanınmamış. Yani 18 yaşında. Bulunduğu mutlakanın dışına çıkmak bunlar için bir ayrıcalıkken oradan. 18 yaşında bir anne ikinci bir çocuğun düşün. O kadar... Ama bakın sanırım birinci çocuğu yani Çimen zaten köydeydi. Sen ayrıldın. Evet. Ayrıldığında Çimen... babasının yanında. Daha doğrusu kayınvalidenin, kayınbabanın yanında kaldı. Kaynanam yok, mefat ettiydi zaten. Kaynatamın yanındaydı. Kaynatanın yanında, kayınbabanın yanında kaldı. Çilem de küçük olduğu için senin yanında kaldı. Ha, hastalanmış, yara falan çıkınca kaynatam İzmir'e geliyormuş. Annen yanına götüreyim diye getirmiş benim yanıma. İkisi de kayınpederin yanında kaldı. O, çocukların yanınızda, ikisi de oradaydı. Tamam, ikisi de oradaydı. Hasta olduğu için getirmiş. Benim yanımda tekrar giderken. İşte peki sen o zaman Ünvan tekrar evlenmiş miydin? Hemen. Evet. Evlendi ve ikinci eşin çocuklarını istemedi mi? İstememezlik diye bir şey yoktu. İnce Hanım, evde hasta insanlar vardı, ruh sağlığı bozuk insanlar. Evet. Zaten 7 nüfus bir çat altında kalıyorduk. 7 kişi aynı evdeydi. Evet. Onun için o doğuyor, ona veriyor deyincik. Ben de yani çocuk zarar gelmesin, kız kardeşim peki, yanında olsun diye gönderdim. İstenecek köyden de. Çimen'in babası Hüseyin Bey nerede yaşıyordu? Çimen'in babası Hüseyin Bey değil, Mehmet. Mehmet ikinci o, aynı köyde. Mehmet Bey nerede yaşıyordu? Sivas'ta. O sahip çıkmadı mı bu iki kıza? O zaman o da bir kız kaçırmış duyduğuma göre. Bir kız cezaevindeymiş. Cezaevine gitti. Evet. Yani bir daha toparlayalım şöyle. 14 yaşında evlendin. Önce Çimen doğdu. 1,5 sene sonra Çilem doğdu. Ve sen daha o 1 yaşındayken herhalde aşağı yukarı ayrıldın. Ayrıldığın kocan başka bir kız kaçırdığı için cezaevine düştü. Evet. O cezaevindeyken de bu arada sen ikinci evliliğini yaptın. Çocuklara bakamıyordun. O minicik bebekler... Dedeye gönderildi Sivas'a. Zaten babası götürdü giderken götürdü. Babası götürdü evet. Giderken. Daha evlilikler de resmi değil. Mehmet baba tutmazdı. Resmi bir evliliğiniz yok, yok değil mi? Yok küçük yaşta evlendiğimiz için nikahımız olmadı hiç. Şimdi sen Çimen'le görüşüyorsun. Evet İstanbul'da görüşüyorum. Çimen İstanbul'da ama Çilem'den 25 yıldır hiçbir haber yok. Ve Ümmü Han'a söylenen de işte onu Tokat'ta dedesinin... Tokat'ta karakolun önüne bıraktığı 25 yıl önce. Ünvan diyor ki ben arayamadım, gidecek yerim yoktu. Zaten küçüktüm, bundan 25 yıl önceydi. Acaba Çimen kız kardeşini hiç arayabilmiş mi? Çimen Hanım hatta şu anda. Çimen Hanım merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydınlar. Ya inanılır gibi değil annenizin yaşadıkları, anlattıkları. Evet. Size bu konuyla ilgili ne anlatıldı? Neler biliyorsunuz bana, kardeşinizle ilgili? Bana hiçbir şey anlatılmadı. Annemden duyduklarımı, hani çevremden duyduklarım kadarını biliyorum. Evet. Hani her insan gibi ben de kardeşimin bulunmasını istiyorum. Kardeşim mi? Çimen sizi kim büyüttü? Ya ben babamların yanında büyüdüm. Hani ortada büyüdüm öyle. Ortada büyüdüm derken? Yani kalabalık bir aileydi. Yengem falan, amcalarım falan vardı. Öyle büyüdüm. Baban cezaevine girmiş bir dönem. Sen kaç yaşındayken çıkıp geldi hatırlıyor musun? Yok ben pek hatırlamıyorum o konuları. Hatırlamıyorsun. Peki hiç o evde işte Çilem nerede, karakola bıraktı onu deden bunlar konuşuldu mu sen çocukken? Ya çocukken ben hatırlamıyorum konuşulduğunu falan işte. Hani kaybolduğunu biliyorum ama konuşulduğunu hatırlamıyorum sonra zaten. Şey ortada evet. Üç tarafta da peki, hani arama durumu olmayan insanlar. Hiç kimse. Sonra sen öğrendiğinde bir kız kardeşin olduğunu sormadın mı babana, dedene? İşte halalarına. Yani sorduğum kadarıyla hani onlara sormadan bile çevremden duyuyordum. Çocuktum hani aklım ermiyordu o zaman. Ne duyuyordun? Aynen böyle annemin anlattıklarını duyuyordum. Büyüdüğünde sorduğunda ne anlattılar sana? Annem böyle söyledi. Aynı bu konuları anlattı. Yok anneni babana... söylemiyorum. Yani babana sordun mu, dedene sordun mu mesela? Evet sorduğumda diyorlardı hani biz sana anca bakıyorduk. Hani anne olmayınca biliyorsunuz bir çocuk zor büyüyor. Evet. Kimseye başka bir bilgi vermiyor. Yok böyle. Peki Ünvan Hanım şey sorayım. Polis karakolun önüne bırakmış olsa idi kayınvaliden. Polis mutlaka çocuğu bir yuvaya teslim ederdi. Bu bilgiler ışığında yuvada bir araştırma yaptın mı? O tarihte bir terk çocuk gelip gelmediğini. Bak hocam ben bundan 5 sene önce araştırma yaptım. Evimde telefon yoktu. Gittim kulübeden araştırdım.
araştırdım, dediler ki bana Ümmü Hanım dediler, oradan telefonla olmuyor bu iş. Eğer karakolun önüne bırakıldıysa karakola veya da yuvaya teslim olurlar. O tabii. Senede de Tokat'ta yuva yokmuş, Almus'ta varmış 92'de. Evet. Oraya hiç gidebildin mi? Oraya geleceksin. Burada yazılara bakacaksın. Kayıt olduysa resmi vardır veya da kayıt dosyalarına işlenmiştir dediler. Ben de oraya gidemedim. Kardeşim öldü. 23 yaşında gidemedim. Allah rahmet eylesin. Şimdi 23 Ağustos 89 doğumlu aradığımız, özür dilerim, Çilem'in nüfus kaydı da yok zaten, yanlış söylüyorum. Ondan 89 doğumlu Çimen, Çilem kaç doğumlu, ne kadar var aralarında tam? 90. 90 doğumlu. 92'den beri de kayıp kendisi ve işte dedesi onu Tokat'ta karakolun dedesi önüne bıraktığını değil. Söylüyor. Dedesi ben, değil. Dedesi ha? Değil. Anneannesi. Babaannesi dedik. Ha, babaannesi. Babaannesi ölmüştü baba, dedin sonra. Üvey babaannesi. Üvey babaanne. Tamam, özür dilerim. Üvey babaannesi onu karakolun önüne bırakmış. İşte o gün bugündür hiçbir haber yok ama mutlaka bilenler var. Akrabadan, aileden bir şeyler bilenler var. Çevreden bilenler var. Küçük çevre. Ve o dönemde gerçekten Tokat'a bir bebek bırakılmış mı? Arkadaşlarım şimdi onu araştıracaklar. Aynı zamanda Almus'taki o yurtla da görüşelim. Ona dair bilgiler edelim. Tekrar seninle konuşacağız Ümman. Bildiklerinizi efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. O zaman Tokat Karakolu'nda yokmuş. Sonra benim kaynanam vefat etti. Ölürken bana dedi ki kızın Eminiller'de dedi. Ümman dedi, söylemedi. Ben kızın dedim, kızımın yerini söyle dedim. Eminiller'de kızın dedi. Hiç merak etme dedi. Benim yanımda öldü. Ben baktım kaynanama, öyle söyledi. O zaman bu çocuğu bir yere verdi. Evet. Sormadı mı nereye çocuk verdi? Eminiller'de olamaz bir defa. Onu demek ki evlatlık verdi bir yere. Evlatlık verildiyse nereye verildiğini mutlaka onu aileden birileri biliyor. İşte o sır onunla gitti. Mutlaka aileden birileri biliyor. Sırtının ortasında da yanık izi var. Kafasının içinde de biraz yara var. Hiç saç bitmiyor. Saçında da öyle bir dök evet. var. Aradığımız kişi yani 92'den bu yana 25 yıldır kayıp olan Çilem. İsmi Çilem olmayabilir. Bir aile evlatlık verilmiş büyük bir ihtimalle. Evet. 26-27 yaşlarında, tam net doğum tarihinde söyleyemiyor anne. Çilem'i bilenler varsa bize lütfen bilgileri ulaştırsınlar diyoruz sevgili seyirciler. Tekrar konuşacağız bu konuyu, döneceğiz. Biz bunun üzerinde biraz çalışalım. Biliyorsunuz 2 yıldır kayıp olan Ecrin'i arıyoruz sevgili seyirciler. 4 yaşındayken kayboldu Ecrin ve Mardin Midyat Harmanlı köyünde kayboldu. Güpegündüz, gün ortasıydı üstelik kaybolduğu saatler. Ecrin'i o sabah en son görenler, onu Midyat'tan işte dede evine getiren babası Bekir Bey, onunla birlikte yanında olan eşi Nursel, çocukları ve sonra Nursel'in babasının evine gittiğinde orada olan Zahir Bey, dayısı Zahir Bey. Ve bir de komşuları İskender var ki kendisiyle yapmıştık röportajları. O röportajda da bazı çelişkiler var size aktardığımız. Zahir Bey birazdan o günü bize anlatacak. Ama Ecrin'in kayboluşunu, yaşanan o gelişmeleri size bir özetleyelim. Yıl önce evin balkonunda oynarken kaybolan Ecrin'e ne oldu? Dillendirmeye dilimin varmadığı, gönlümün hiç istemediği ihtimaller ki ama güç kazanıyor. Niye güç kazanıyor? Bu kadar köyün suskun kalması, üstünü örttükleri bir şey mi var diye düşündürüyor bizi. O an patoz yoktu, samanlarını topluyorlardı. Sessizdi yani. Evet, sessizdi. Ağlasaydı bu çocuğun sesini duyabilir. Kaç kişi gördün Nursel? Valla ben sadece bir bayan gördüm. İşte evet. Ona sordum, gördünüz mü çocuğumu diye. Evet gördük, caddeye doğru gidiyordu dedi. Nursel sen 10 civarı babanın... 10.30, 11 civarları. 10.30'da babanın evine gittin. Kim vardı orada? İskender'le abim vardı. İskender'le abin ne yapıyorlardı? Oturmuşlardı, ya sohbet ediyorlardı. Ben gittiğim an kahvaltı yoktu, sadece sohbet ediyorlardı. Abin ne kadar sonra gitti? Bir yarım saat sonra. İskender ne zaman gitti? İskender beraber çıktık zaten. O gün orada Ecrin'i en son gören kişilerden biri İskender, abin ve sensin o evde. İskender Ağa ilk bunu anlatıyor. Diyor ki sabahleyin dayısı ona para verdi. O da bakkala gitti diyor. Yani Ecrin'in bakkala gittiğini gördüğünü söylüyor İskender bizzat. Saatte diyor 11-12 civarıydı diyor. 11-12 civarıydı. Orada çocuk ağlıyordu diyor.
Yani kendisi onu ağlarken görmüş gibi anlatıyor. Bizim haberimiz yok bundan. Kendisi görmüş gibi bizzat orada çocuk ağlıyordu. Çünkü yabancı bir yerdeydi, nerede olduğunu bilmiyordu. Diyor ki İskender, ben Ecin'i gördüm, orada ağlıyordu. E niye gitmedin yanına o zaman, çocuk yabancı? Hasan Bey diyor ki, acaba gitti. O seni tanır mı dedim. Tanır dedim. Şimdi diyor ki, hiç tanımam etmem. Dünyayı verseler o çocuğu öldürmem. Evet. Kimse ona çocuğu sen öldürdün mü demiyor. Çocuğu öldürmem adı mı? Demesi çok gerçekten evet, çok ilginç bir ifade. Evet. Söylem dilinin dışında beden dili burada çok agresif. Evet. Yani çok... iterek sürekli böyle agresif bir şekilde savuşturma. Evet, savuşturmaya ve kendini korumaya çalışıyor. Birdenbire Türkiye'yi verseler ben o kızı öldürmem. Öyle çocuğu öldürmem. Ne demek aslında şimdi bu ifade, hani insanın ağzında öyle çocuğu öldürmem, öldüğünü nereden biliyor ya da? Bu çok önemli bir detay. Heyecanlı, zaten çok heyecanlı gözüküyor. Çok gergin ve stresli. Ne kadar süre gördü sizi İskender Bey? Bir 15-20 dakika. 15-20 dakika da önemli bir süre. Ecrin'le konuştu mu? Ecrin de İskender Bey'i gördü. Tanıyor. Yani aslında bir tanıdık yüz olarak kodlaması evet. için yeterli bir süredir. Daha yani önce de mesela... senin Ecrin'i hiç orada görmüş müydü İskender? Evet, bir de gider geliriz biz oraya. Daha önce de seni o balkonda Ecrin'le, abinle gördü İskender yani. Abimle değil de annemler yazın oraya gelir ya, biz onların yanına geliriz, birkaç gün kalır tekrardan eve döneriz. Yani tanımama ihtimali yok. Evet, o gün neler yaşandı? Harmanlı köyünde neler yaşandı ve Ecrin nasıl kayboldu? Bunu bulmaya çalışıyoruz. İşte onu en son görenlerden biri dayısı Zahir Tunç da bizim misafirimiz. Bugün Zahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle en başından başlayalım istiyorum. Bize bir olay gününü anlatın. Siz normalde Adana'da yaşıyorsunuz. Evet. Değil mi? Köye ne zaman gittiniz? Yani tarihini hatırlayamıyorum. Tarihine tatım. Yani yok. O gece o evde mi kalmıştınız? Evdeydim. Evdeydiniz. Ben size söyleyeyim, ifadenizde 12 Haziran demişsiniz. Köye gidiş gününüzle ilgili 12 Haziran gecesi. Yani tamam. İki sene sonra Ecrin'in kaybolduğu gün 14'ü sabahını bize bir anlatsanız en başında. Yani geçen de size aynısını anlattım. Aha. Oturuyorduk İskender'le. Yani kahvaltı dedim ya, getirmişti. Biraz Zahir Bey, duyamıyorum ben sizi ama biraz yüksek sesle konuşursanız evet. İskender Bey'le biz oturuyorduk. İskender Bey komşunuz. Evet. Kahvaltı yapıyorduk. Evet. Kendisi getirmişti sağ olsun. Kaçta geldi kendisi sizin evinize, hatırlıyor musunuz? Yani benim hatırladığım 9.30-10 arasıydı. 9.30-10 arası evet. Yani ben o saati hatırlıyorum. Tamam. Geldi, oturduk işte dediğim gibi. Kendisi de beraber oturduk. İşte ondan yani bir 10-15 dakika sonra... kardeşim geldi. Ben kalkacaktım. Ben de Adana'ya gidecektim. Geçen de dediğim gibi. Bizim bu yakın köylerden birinde bir cenaze vardı. Babam da gelmişti. Evet. Yani kahvaltıyı yaptım. Kalktım. İskender gitti. Yani ben oradayken gitti İskender. Siz oradaydınız. Gitti, kız kardeşiniz evet. geldiğinde ama İskender bitir. Orada mıydı? İskender çıkıyordu kapıdan. Kendisi gördü. Geldi. Kız kardeşinizi yani, gördü. Evet. Nursel kiminle geldi? Evet. Benim hatırladığım kadarıyla Necri'yle beraber geldi. Ecrin vardı. Evet, ama arkadan bu ziyaret var bizim hemen evin alt tarafında. Oradan yani böyle bir şey gibi, nasıl diyeyim sana, sanki Enes'le halası beraber arka arkaya geliyorlardı. Yani ben çıktıktan sonra. Yolda Enes'le halayı da gördünüz. Onlar da eve doğru geliyorlardı. Hı hı. Ben öyle hatırlıyorum. Yani hatırladın mı acım? Ondan sonra... Nursel'le Ecrin geldikten sonra balkonda biraz oturdunuz mu hep birlikte? 5-10 dakika kadar bir konuştuk, oturduk. İskender Bey de orada mıydı? Yok, kendisi yoktu o an. Ama Nursel diyor ki İskender de bizimle oturdu. Olabilir, 15-20 sene dakika geçmiş, oturduk kendisi diyor. Hatırlamıyor. Zaten biliyorsun yaşadığı stresler, yaşadığı şeyler hepsini kimse bir arada tutamaz. Yani muhakkak yani mutlaka şey atmış olabilir, unutmuş olabilir ama... Bizi sonuca İskender, götürecek detaylar. İskender o an gitti yani. Ben kalktım, çıkacaktım zaten, kendisi geldi kardeşim. İskender kapıdayken geldi kardeşim yani... İskender orada bizden oturmadı. Oturmadı. Yok. Nursel sen çok yok, net 15-20 dakika oturduk, hatta beraber sohbet ettik diye hatırlıyorsun. Ya ben kendi hatırladığımı söylüyorum. Bak kendi zaten 2 yıl çok yani 2 yıldır da bu insan zaten değil. Kendinde değil.
Yani bu insan kendini unutmuş. Yani her şey, beyni sıfırlanmış. Ya İskender de diyor yani oturduk, evet, para verdik. Şimdi İskender bak nasıl bir insan, ben size yani anlatayım. İskender de hani beraber vakit geçirdiğiniz, şimdi, az da olsa ya, hatta sizin para verdiğinizi. Ben İskender'le bir yarım saat oturdum. Ama İskender çıktıktan sonra kardeşim geldi. Yani İskender'le beraber oturulmadı orada. İskender de nasıl bir insan? İskender bir cenaze olur, mezarlığa iner, cenaze defnedilir, taziye yeri var, çıkmaz. Direkt evine gider. Cuma'dan biz cumaya İskender gider. İskender Bey'i de buraya aslında bekliyoruz. Gelsin buyursun, o evet, da sorularımıza net cevaplar, evet, versin. Çünkü şimdi röportajlarda... İskender Bey'in ilk röportajında dediniz ki... Farklı farklı. Ama ben önce sizden bir olay günü dinleyeyim mi? O İskender Bey'le ilgili cevapları da konuşuruz. Ya olay işte dediğim şimdi, gibi ben, çünkü... ben de kardeşimle hani vedalaştık. Dediğim gibi biraz da bozuk para vardı elimde. Verdim ecrini. Evet. Babam da ziyarette bekliyordu. Onu aldım. Ondan sonra Ömerli'den bize yakın, dedim ya köyden cenazeye gelenler vardı. Onlarla beraber biz Adana'ya döndük. Zaten ben 20 gün mü 15 gün sonra jandarma tarafından şeye çağrıldım, ifadeye. İfade. Peki harçlık verdiğinizde Enes de orada mıydı? Enes'i hatırlamıyorum. Dediğim nasıl gibi yani size ziyaretin oradan sanki ikisinin geldiğini gördüm. Yani durup Enes'le bir konuşmanız, ona bir para vermeniz olmadı mı? Hayır, ben Enes'i hatırlamıyorum. Şimdi ifadenizde diyorsunuz ki 14 bu olaydan hemen sonraki ifade. Evet. 12 Haziran'da geldim, köyde kaldım. 14 Haziran'da ayrılmak üzereydim. 11 sıraları ayrılmak üzereydim diyorsunuz. Adana'ya gitmek için. Kardeşim ya Nursel... Ya zaten benim, bak ifade 20-25 gün sonra çağırmamın sebebi benim Ömerli'ye girişimin almışlar kamerası, şey, mobeselerden. Tamam. Bunu bizzat... Karakol komutanı kendi söyledi. Dedim ki niye siz beni bu geç saatte, yani bu geç süre içerisinde çağırdınız? Dedi ki biz seni zaten mobeselerden almışız, görmüşüz. Senle babam berabersiniz girişte, çıkışta da her şey, Zahir saati Bey, de belli zaten. Zaten bunlara biz burada kimseyi suçluyor değiliz ama hayır, bütün o saat diliminde sizin gördüğünüz kişiler, karşılaştığınız evet, olaylar bizi ecrine götürecek. Tabii, onun için tek tek hayır, sormak zorundayız. Senin evet, beyanından evet, biz bir çıkarım yapıp bir evet, şey yapalım, sonuca ulaşmaya çalışacağız. Çünkü anlıyorum, siz diyorsunuz ki, kardeşim Nursel yanında Enes ve Ecrin'le geldi. İkisine de para verdim diyorsunuz. Ben, hayır, Ecrin, çıkarken Enes'i kullanmadım. Ben bilmiyorum. İfadenizde orada yanında Enes ve Ecrin'le geldi. Hatırlamıyorum. Ben yani yanısında olabilir Enes de. Yani ben 2 senedir olmuş da. Yani şimdi ben hatırlamıyorum yani Enes orada. Yanında ben Enes ve Ecrin'le geldi. Para evet, verdim. Çıkarken arabamda yalnızdım. 11.30'da çıktım. Aracımla ziyaret yolu, işte mahallesi yol kavşağına yani geldim. 9.30-10 gibi zaten biz kahvaltı derken hani tamam, 15-20 dakikada derken belki olabilir, 11'de diyemiş olabilirim ama yani dediğim gibi ben... Kalktınız, sonra evet, ne yaptınız? Ya, evden çıktınız. Çıktım, aynen. Arabanıza 5-10 dakika bindiniz, bir ayaküstü konuştuk. Evet. Dedim yani bugün burada mısın, gideceğim? Yok dedi, buradayız bugün herhalde. Dedim hani ben de bizim dediğim gibi biz sırf bir cenaze falan olduğu için biz o evi 5-6 sene oldu yapalı. Bir de annem babamın yaşlı oluşundan dolayı arada bir yaz tatiline oraya geçerler. O niyetle biz yaptık. Dedim burayı yani şimdi sürekli kalınırsa orada bir temizlik yapılır. Temizlik de yapılmadığı için yani doğaldır yani kardeşimdir diyebilirim yani burayı temizle diye. Tabii ki. O da temizle dedim. Sonra anahtarı ben sürekli de İskender Gül'e bırakırım. Anahtarı da ona evet, veririz. Dedim eğer yani anahtarı istersen İskender Gül'e bırak, ister senden kalsın. Fark etmez dedim. Ondan sonra öyle ben yani köyden vedalaştım, çıktınız. Çıktım. Evet. Köy içinde geçerken hiç dikkatinizi çeken bir araç, insan dediğim tanımadığınız gibi, dikkatimi yerler oldu çeken mu? Tek hatta evet, onu da sordum. Yani evet, İskender de tanımadı. Sonra işte araştırılmış. Dedim İskender'e gibi, bizim... ne zaman sordunuz? Yani. Beraber otururken. Yani o esnada. Ha, o biz esnada otururken geldi. Otururken evet, gördünüz. Evet, arabayı, evet. Tamam, ben yani köyden çıkışta değil. Evet. Biz orada otururken, balkonda otururken tamam, onu ben gördüm. Sordum dedim, tanıyor musun? Yok dedi. Ondan sonra soruşmuş, yani soruşturmuşlar falan. Bizim mesela eskiden göç eden bizim köy nüfusu 10 bine aşkın bir nüfusu var. Hep göç edilmiş. Yani 60 hane değil de nüfusu çok ama hep göç edilmiş. Ne renk bir arabaymış o? Valla beyazdı hatırladım. Beyaz kadarıyla, bir araba. Evet. Siz evden kalkıp giderken o araba yine yolun üzerinde dikkat miydi? Etmedim onu. Başka bir araba gördünüz yok mü? Yok. Hatırlamıyorum.
Yok yani görmedim. Size soracağım, köy yolunda giderken işte 11-11.30 o civarında kimler vardı başka diye onu da bir hatırlamaya çalışın. Babanızla nerede buluşmanız, hepsini konuşacağız. Çünkü İskender Bey'in röportajında anlattıklarında çok büyük farklılıklar var. Evet. Sizinle görüşmesi, önce söyledikleriyle sonra söyledikleri farklı. Ecrini gördüğünü İskender söylüyor. İskender Bey'e geçecekseniz. Sonra görmediğini söylüyor. Ben İskender Bey'i bir kere daha buraya davet ediyorum. Şimdi o da gelsin. İskender Bey'e açık açık geçtiğiniz için ben söyleyeyim o cevap zaman. Cevap versin, o zaman siz de verirsiniz ama kısa bir ara vereceğim ve çok sayıda telefonda, ihbarda, yayına bağlanan, bağlanmayan herkesin söylediği bir şey var. Siz Ecrin'i köy dışında aramayın. Ne olduysa köyün içinde oldu, onun için herkes suskun diye. Niye suskunlar, sebebi ne? Az sonra buradayız. Ve yine stüdyodayız sevgili seyirciler. 17 yaşındaki Ülger G'yi arıyoruz. Ülger Osmaniye Reşadiye'den kayboldu. Osmaniye ilimizin Reşadiye ilçesinden kayboldu. 18 Ağustos'ta 1.65 boyunda, 65 kilo ağırlığında, buğday tenli, ela gözlü ve tesettürlü. Kaçırıldığı gün üzerinde siyah hırka, çiçekli bir şal var ve terlik vardı. Kimler kaçırdı, başına ne geldi bilemiyoruz ama bir an önce Ülger'i bulmak istiyoruz. Görenler, bilenlerden de yardım bekliyoruz. Ülger de bizi duyabiliyorsa bir tek telefon kadar yakınındayız Ülger. Bir fırsatını bul. 0212 284 6060 ara ya da 155 polis hattına, ihbar hattına haber ver. Kayıp alarmlarında sevgili seyirciler, sizden gelen her bilgi inanın çok önemli bizi çocuklarımıza götürmek açısından. Ecrin konusunda da hep size çağrı yapıyorum, bildiğiniz ne varsa bizi arayın lütfen diye. 2 yıldır çünkü kayıp Ecrin, 4 yaşında kayboldu, bugün 6 yaşında, elbette büyüdü. Ama Ecrin'i tanımanızı sağlayacak çok önemli bir özelliği var. Bacağında, sağ tarafında, diz kapağının altında bir doğum lekesi var. Ecrin'e benzettiğiniz bir kız çocuğu varsa ve bakabiliyorsanız bacağının alt tarafına, ayağın üst kısmındaki bölüme, orada üçgen şeklinde bir doğum lekesi görüyorsanız o kız Ecrin demek, hemen bize haber verin lütfen. İşte Ecrin'in kaybolduğu gün dayı Zahir Bey de köydeydi ve Ecrin'i en son görenlerden biriydi. Ecrin o gün harçlık verdi ve kendisi köyden ayrıldı. Onu anlatıyordu bize, o sabah konuşuyorduk. Zahir Bey bir araç gördüğünüzü söylediniz ve o aracı tanımadığınız için de o gün evde yanınızda olan komşunuz İskender Bey'e sorduğunuzu anlattınız. Evet. Aracın içindekileri İskender Bey tanıyor muydu? Yok, sordum ona. İçinde kaç kişi gördünüz siz? Vallahi bir kişi gördüm indiğinde, ondan sonra yani arabada vardı, yani birkaç kişi vardı ama sadece biri indi. Biri indi. Evet. İnen kadın mı erkek mi? Erkek. Erkek. Hı-hı. Siz de tanımıyorsunuz. Yok, ben İskender tanımıyorum. Bey de tanımıyor. Yok. Ama sonra sorduğunuzda köye göç edenlerden birileri aynen, mi geldi? Aynen, Batman'dan gelmişler herhalde mezarlık ziyaretine diye söylediler. Yani, onların yanında çocuklar var mıydı o gün o arabanın içinde? Aileydi herhalde, yanılmıyorsam. İçeridekiler bayandı. Sadece çocuk, erkek indi. Mezarlığa böyle baktı. Bunu ondan sonrasını soruyorum? Görmedim. Çünkü bize bir ihbar geldi biliyorsunuz. Evet. MA isimli bir hanımdan. Aha. Ve ben işte Ecrin'i o gün arabaya bindiren 50-55 yaşlarında bir kadın gördüm diye bahsetti. İçinde. Evet. Yani acaba bahsettiğiniz o arabanın içinde de 50-55 yaşlarında bir hanım var mıydı? Dikkatiniz çekti. Sadece ben gördüm, biri indi. Bir erkek indi. Bir erkek indi. Evet. Diğerlerini gördüm. Yani içeride vardı ama içeride kaç kişiydi, bayan mıydı, erkek miydi bilmiyorum. İnen ama kişi kaç yaşlarındaydı? Vallahi 20 yaşlarındaydı herhalde. Genç biriydi. Daha genç. Ama sonra tespit ettiniz değil mi? Yani kim sonra olduğunu, işte sordum yani jandarmadan. Sonra tespit ettiniz. O ben kendim değil, jandarma araştırmış. Bizim Batman'dan, yani bizim köylü oraya göç edenlerden ziyarete gelen gelmişti. Birileri olmuş. Evet. Peki. Şimdi siz o sabah, şöyle yine toparlayarak gideyim istiyorum. Uyandınız. İskender size kahvaltı getirdi. Evet. Komşunuz İskender Bey. Beraber kahvaltınızı yaptınız. Tam ayrılacakken kız kardeşiniz Nursel, evet, geldi. İfadenizde Nursel, Ecrin ve Enes'le geldi diyorsunuz. Ama şimdi, hı, diyorsunuz ki sadece Ecrin vardı. Enes'i hatırlamıyorum. Ben diyorsun. Şimdi demiyorum. Ben öyle hatırlıyorum diyorum. Tamam. Yani ben hatırladım bu. Tamam. Yani ben Ecrin'e harçlık verdim diyorsunuz. Evet. Siz çıkarken Ecrin arkanızdan gelmek istedi mi? Yok. İstemedi. Yok. Nerede duruyordu Ecrin o anda siz ayrılırken? Annesiyle beraberdi. Annesinin, evet, yanındaydı. Ya zaten annesiyle Ecrin beraberdi ben çıkana kadar. Yani ben çıktıktan sonra artık dediğim oldu gibi karşıdan Enes'ten halasını gördüm gibi yani. Nerede gördünüz onları tam? Eve mi yakın? Diyorum, bizim karşımızda ziyaret var. Oradan aşağı inip geliyorlardı. Büyük ihtimal o da annesinin yanına geliyordur. Köyün içindeki ziyaret. Evet.
O evin, babanızın evinin orada mı o ziyaret Bekir? O ziyaret dediğiniz şey başka. Bu. Başka bir ziyaret hocam. O başka, başka, o başka. Bizim mezarlık, biz ziyaret deriz ona. Ha, yani onun içinde de bir türbe var. Babaanneyle dedenin evin arasında ziyaret bir mezarlık gibi bir yer var. Hı-hı. O ziyarette onun içerisinde. İki evin arasında. İki evin arasında, evet. Tamam. Sonra köyden ayrıldınız. Evet. Nereye kadar gittiniz? Babanızı nereden ziyaretten aldınız? Ziyaretten aldım. Ziyaretten. Hı-hı. Babanıza. Babanızla ne zaman haberleşmiştiniz orada onu alacağınızı ya dair? Ya sabah işte ben kalktım da onu aradım. Dedim, aha, oraya gel, oradan alayım seni. Böyle biz haberleştik. Evet, yani saat baba zaten kaç? Gelecekti değil mi? Efendim? Baba zaten oraya gelecekti değil mi? Yani bir gün öncesinden haberleşmiştiniz. Ya zaten o akşam kendileri Adana'dan cenazeyle geldiler. Babanlar cenazeyle, cenazeyle mi geldi? Geldiler. Bize yakın bir köyde bir cenaze vardı. Onlar cenazeye geldi. Cenazeden ben... haberi var mıydı Nursel'le Şehir Bekir'in? Yok, o bizim köyde değil ki. Başka evet, bir babanızın köyde. Geleceğinden haberleri var, hayır, mıydı, yok muydu? Yok, onu bilmiyorum. Geleceğinden haberim yoktu ama ablam... Çünkü onlar da aynı anda babama geliyorlar. Arabada yer var, baba şimdi bırakıp geliyorlar. Yoktu. Yok, araba tek kabinlidir sonucu. Hayır, benim babam zaten... Baba zaten o gün oraya gelecek. Bir saniye, gelecek. Babanız Nursel o akşam gelecek. Köyde mi kaldı? Biz köye gelirken hayır, akşam arabada Adana'dan yer yoktu. Çıktılar, sabah oradalardı. Akşam Adana'dan evet, çıktı babanız. Sabah köye harman, şey o ziya, cenazenin olduğu köye. Cenazeyi ismini olduğu söyleyin köye, köyün evet, lütfen. Hı-hı. Hangi köy? Valla nedir o köyün ismi? Çalpınar mı öyle bir şunu şey? Şunu bir daha açıkla kal. Yok yok, yok. Akşam Adana'dan çıktı babanız. Yani 13'ünü 14'e bağlayan gece cenazeyle birlikte yola çıktı. Evet. Ve köye geldi. Bizim köye değil yalnız. İşte cenazenin olduğu köye. Evet. Hat, yani şeye gitmedi. O 25-30 kilometre var o tamam, köyden. Tamam. Yani Midyat'ta da 10-15 kilometre. Gece kaçta çıkmışlar akşam cenazeyle? Genelde saat 9-10 arası çıkarlar cenazeyle. Bir akşam önce Nursel ablamın evinde babamla birlikteydik dedin sen. Evet, ablamla beraber oturuyorduk. Sabah biz köye geldik. Sabah abimden de haberim yok. Kaça kadar köye oturdunuz oldum o akşam? Valla normal yemeğimizi yedik, oturmaya gittik. Yani evde biz yemeğimizi yedik, oturmaya gittik. Baban cenazeye gördüm gelecekse arabayla birlikte o gece onlar kaybolduğu gece değil, kaybolduğu gün akşamı değil. O gece diye anladım ben Zahir, ben yanlış mı anladım Hasan Bey? Yani ertesi o gece cenazeyle şimdi akşam köye geldi, onlar cenazeyle geldiler. Ben zaten oradaydım, Mardin'deydim. Aynı gün ben sabah çıkmıştım, onlar akşam geldiler. Şimdi siz Nursel, hani bir şekilde biz şunu anladık. Yani baba da orada ve hatta biz size sormuştuk ki ya niye babanın da geleceğini biliyordunuz da niye onu alıp da gelmediniz demiştik, hatırlıyor babamızın musun? Babamızın köye geleceğinden haberimiz yok. Babam öyle. Ya baban ama gelmişti Midyat'taydı. Cenazeyi defnettikten sonra baba akşam Midyat'a geliyor. Hatta biz size sorduk sabah ki baba Midyat'taysa siz de köye gelecekseniz babanızı niye bırakmadınız? Nasıl haberimiz haberdar olmazsınız? Şimdi orada ekip, bak bir kız kardeşim daha var. Sabah 5-6 gibi cenazeyi gömerler. Bir 8-9 gibi de zaten Midyat'tan arası 15-20 dakika Midyat'a gelmiştir. Artık görüşmüş mü ondan, görüşmemiş mi? Benim bilgim yok ondan. Senin orada olduğundan haberdar olmaması da bana enteresan geldi. Benim şimdi babamın benim orada hayır, olduğundan... Nursel'in senin köyde olduğundan haberdar olmaması da bana enteresan neden geldi. Çünkü sonuçta bir cenaze var ve bu konuşulur. Evet. Ben cenazeyle geleceği... gelmemişim. Hayır, senin de orada babanı karşılayacağım, beraber cenazeye gideceğiniz noktasında, hı-hı, bir şekilde bir görüşmeler olmuştur. Hani ben baba, babamla bile bir konuştum. Ya. Belki söylememiştir onlara, bilmiyorum. Zahir Bey, ben şurayı gerçekten anlamadım. Tarihlerle gidelim isterseniz. Siz evet, 12'si gecesi köye gittiniz. Ya ben tarihi hatırlamıyorum. 13'ün, ifadenizden söylüyorum. 13'ünde köydeydiniz o zaman. Ben tarihi hatırlamıyorum. Ben tamam, gündüz sabah saat 9-10 gibi çıktım Adana'dan. Gündüz. Evet, sabah 10 gibi. 9-10 gibi. Şimdi 12 gecesi köye geldim diyorsunuz ya, 13'ünde tekrar köyden ayrılıp başka bir yere gittiniz, öyle mi? Harmanlı'da mı kaldınız 13'ünde bütün gün? Hatırlıyor musunuz? Ya Harmanlı'da ya oteldedir. Peki. Yani gelip kalıyorum, bir gece ben orada kalıyorum, otelde de kalıyorum. Peki köyen sonra tekrar Harmanlı'ya mı döndünüz onun için? Köyün için geldim. Dedim ya, ben tarımla uğraşıyorum, tohum, hı, işi yapıyorum. Oradaki köylere tohum verdiğim için arada bir kontrol etmeye giderim. Bir de cenaze olduğunda gider gelirim. Yani 12'sinde kaldınız, 13'ünde otelde kalmış olabilirim diyorsunuz. Ve tekrar 14'ünde hatırlamıyorum ya, otel ya evdeydim. 14'ünde ama sabah gündüz köye gitmiştim yani, köydeydim. Hangi sabah? 14'ü sabah. Kızın kayboldu sabah. Yani o gece o evde değil miydiniz siz? İşte hatırlamıyorum diyorum. Ya oteldeydim ya evdeydim ben. 13'ünü 14'e bağlayan gece o evde mi kaldınız? Hatırlamıyorum. Otelde kaldıysanız niye sabahın o kadar erken, evet, saatinde gelip kahvaltı, İskender'le kahvaltı yapıyorsunuz? Niye mi?
Otelde kahvaltı yaparsın. Otelde kahvaltı yapar öyle gelirsiniz. Yani komşu ya, size... Sabah kahvaltı istemiyor. Köyünü mü özledin de geldin? Köyüm, yani bir gece yani kaldınız geldin? Gidip aradaki geceyi niye otel sonra niye köy? Onu anlamadım ben. İşte bak size diyorum otelde miydim evde miydim bilmiyorum bak hatırlamıyorum. Ama sabah... Ama biraz köyde. Düşünseniz hatırlarsınız. Hatırlarsınız yani, o gün çünkü sizin yeğeniniz kaybolmuş. Kahvaltı bir saat geriye gidin. Evet. Hani uyandığınızı hatırlayın nerede uyandıysanız orada kalmışsınızdır. 14'ü sabahı köydeki evinizde mi uyandınız? Evet Uğur Bey'in dediği gibi. Nerede uyandınız onu hatırlarsınız. O gün sizin yeğeniniz kayboldu ve 2 yıldır bu çocuk yok. Evet. Cevabı? Cevabı dediğim gibi. Tam net hatırlamıyorum. Sizin balkonda İskender size hani çay hazırladı. Mikrofon verebilir miyim seyircimle? Yani kahvaltınızı yaptınız ya. Yani sen dışarıdan mı geldin direkt kahvaltıya oturdun? İçeriden evden uyanıp elini yüzünü yıkayıp mı geldin oturdun? Onu soruyoruz. Bunu hatırlarsın arada zaten. Vallahi inan hatırlamıyorum bak yemin olsun. Eğer otelde kaldıysan... Bak şu an son bak, bu son birkaç gün için bir ay içinde bir 5-6 kere gittim hep otelde kaldım. Otelde kaldıysan köye bir şeyleri kontrol etmek için diyorsun gidiyorum. Ama köyde kaldım. Ben bizim köyde değil yalnız çevre köylere gidiyorum. Tohum işi yapıyorum. Hayır tekrar Harmanlı köyüne yarım saat niye geliyorsunuz İskender evet. Bey'le kahvaltı etmek evet. için o zaman? Yok. Köye geliş nedeniniz bu. Otelde yani gittiniz, yattınız, geldiniz, sabah İskender Bey size kahvaltı getirdi. Çabuk evet. çabuk o da evine gitti. Kız kardeşiniz sizi tesadüfen gördü. O da geldi ve bütün bu tesadüfler sonucunda siz çabuk çabuk gittiniz yine. Anlattığınız evet. o evet. ve o arada da 4 yaşında bir çocuk kayboldu. Ve onu İskender Bey önce şapkasına kadar tarif eden İskender Bey, evet. Nursel'i tanımasına rağmen şimdi ben çocuğu da hiç görmedim. Nursel'i de hiç tanımam, görsem de tanımam diyor. Bunlar evet. biraz tuhaf değil mi? Ya size bir... tuhaf gelebilir de biz yani benim köye gitmem sırf çocukla alakalı mı oluyor yani? Zahir benim... Bey, bir insanın yeğeni kaybolduğunda evet. o sabah ben o benim gece o kardeşim, evde miydim değil miydi unutabilir kapıyı mi? Benim kardeşim kapıyı açmayana kadar kendisinin olduğunu bile bilmiyordum. Hayır, o gece orada mıydınız, değil miydiniz? Onu hatırlamamanız biraz enteresan değil mi? Ya niye enteresan olacak? Ben evimde de kalabilirim, otelde de kalabilirim. Ya otelde kalmanız, istediğiniz yerde kalabilirsiniz. Sizin hayatınız, ona bir şey söylemiyoruz. Ben sadece yeğeninizin kaybolduğu gece 12'sinde köye geldiğinizi, evet. orada kaldığınızı söylüyorsunuz Hı-hı. ifadenizde. 13'ünde de köyde miydiniz, o evde miydiniz diyorum, bilmiyorum diyorsunuz. Ya ben şimdi sana otelde kaldım diyeceğim. Diyeceksin ki otelden niye oraya gittin? Evde kaldım diyeceğim. Niye yani? Ben diyorum ki iyi, tam net hatırlayamıyorum. Ama mantıken evde kalmışsın gibi geliyor yani mantıken değil mi? Yani kahvaltıyı orada yapıyorsan hayatın olağan akışına göre de orada uyuyamazsın. Yani otelde yani, kaldığınızı yani, siz söylüyorsunuz. Otelde kalabilirsiniz istediğiniz yerde. Kalabiliyorum. Ama kalabilirsiniz evet. tabii ki herkes istediği yerde. Otelde kalmışsanız evet. soru şu. sabah saat 9-9.30'da o zaman kaçta köye geldiniz ve İskender Bey'le kahvaltı edip çıktınız. Niye? O gün başka bir plan mı vardı ikinizin arasında? Yo. Daha önce bunu konuşmuş muydunuz? Benim Adana'da da işlerim vardı. İşlerimden dolayı yani ben yani günübirlik döndüğüm günler de oldu Mardin'den. Yani işlerimden dolayı başka bir neden yok. Otel peki yakın mı? Hani köydeki eve? Yakın yakın. Ne kadar yakın mesela? Kaç Yarım dakika? Saat. Yarım saat. Yarım saat otelden mesafede geldiniz, kahvaltı edip tekrar. Köylen Midyat ya. Seyirci söz istiyor. İnce Hanım merhabalar. Merhaba. Yaklaşık bu program başladığından beri bir aydır bu konuyu işliyoruz. Evet, evet. Bizim bile beynimize bazı şeyler girdi. Dayıya sormak istiyorum. İki sene yeğeni kaybolmuş hiçbir şey hatırlamıyor. Neden? Hatırlamıyorum derken yani hatırlaması gerekiyor neden? Beyefendi. Haşlığı yani, siz verdiniz, gönderdiniz. Ben verdim. İskender ben Bey mi gönderdim sizin bakkala, İskender ben verim. Bey sizin arkadaşınız. He? Ben ama hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Efendim? Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz ve hatırlamak istemiyorsunuz. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum demedim sana. Otelde mi evde mi kaldım ama hatırlamıyorum. Ama hep değişik şeyler söylüyorsunuz. Ne değişik? Değişik olan ne? Ya oteldeyim ya evdeyim hatırlamıyorum tamam, demişim. Tamam sinirlenmenize gerek yok beyefendi. Çok zaman geçmedi. Bu sizin Allah. Yeğeniz bizim bile işimiz parçalanıyor. Bakalı biliyor mu? Tanıyor mu? Ya ben bilmiyorum yani, ki. Para vermesin. Ya ben parayı verdim de. Benim para ya. Vermemle mi bu iş hayır, oldu? Para olunca çocuk bakkala gitmek ister. Zahir Bey. Efendim. Bir telefon varmış. Bir onu alalım yayına. Ondan sonra soracağım. Alo. Merhabalar. Buyurun. Alo. Merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz hayırlı programımıza. Cumanlar, size de çok teşekkür ederim. Buyurun dinliyorum sizi. Öncelikle İnci Hanım böyle programlar yaptığınız için önce gerçekten Allah sizi ailenize bağışlasın. Amin. Hepimiz ailelerimize bağışlasın. Çok
Çok sağ olun. Ben de sivil toplum örgütlerinde bulunuyorum. Ve ayrıca de hosteslik yapıyorum otobüs firmalarında. Kolay gelsin. STK'lara katılan kadın sayıları da inşallah artar. Buyurunuz. İnşallah, inşallah. Öncelikle zaten Türkiye'deki sorunumuz küçük çocuklar ve kadın olayları. Bunlara da siz bir hasta çok ilgi gösterdiniz. Öncelikle sizin elinizden öpüyorum. Estağfurullah, çok estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben bu tür programları izleme vaktim olmuyor. Hostes olduğumdan dolayı, gece otobüslerde çalıştığımdan dolayı. Evet. Az önce annemle birlikte görünce televizyondaki ortadaki beyefendiyi, şişman olan Zahir Bey, Zahir Bey'i ve bir slide gösteriyorsunuz, bir video gösteriyorsunuz. Küçük kız çocuğu, aradığımız Ecrin'i diyorsunuz herhalde. Ecrin değil, bir beyefendi daha gösteriyorsunuz. Ha, İskender Bey, röportajdan bahsediyorsunuz. Evet. Aynen. Evet. Aynen. İkisini ve Ecrin'i. Ecrin de az önce bir dakika. Evet, bir saniye anlatın lütfen. Evet. Ecrin'i de ayağındaki benden tanıdım. Çünkü aynı benim. Nasıl? Bir büyüğü benim yukarıda var. Bir dakika, şimdi hemen İskender Bey'in fotoğrafını da LED'e verebilir miyiz arkadaşlar? Hanımefendi çok önemli bir şey söylüyor. Siz Zahir Bey'i, röportaj yaptığımız bu İskender Bey'i ve aradığımız Ecrin'i birlikte nerede gördünüz? Adana Otogarı'nın çıkışında, ama yani bir otobüsten inerken falan görmedim. Ki Adana Otogarı arka tarafı Mardinlilerin ve Bingöllülerin oturduğu bir mahalledir. Hanımefendi ne zaman gördünüz üçünü bir arada? Yaklaşık bir yılı geçkin bir zaman. Kendisi bir yıldan önce. Öz yeğeni olduğu halde ben tanımıyorum, etmiyorum diyor. Bende de hostes olduğumdan dolayı yüz simalarını hayatta unutmam. Bir anlatın bize ne zaman gördünüz? Şimdi bu o kadar önemli ki. Bir durun, bir durun. Şimdi... Tabii ki herkes 4 yaşında bir kız çocuğu kayıp 2 yıldır haber yok bulundu diye seyircimizin coşkusu ondan Ecrin'i bulduk sen diye inşallah. O kamera sistemlerini çıkaracaksın otobüsten. Evet. Tamam mı? O kamera sistemlerini çıkaracaksın sen oradan. Sakin. Ben sana göstereceğim. Hiç an düşünemiyorum. Bana kamera sistemlerini getirecek. İsteyeceğiz zaten. Oradaki seyircinin tepkisini aldığımda bile benim tüylerim diken diken. Şimdi hanımefendi o kadar ciddi bir şey söylüyorsunuz ki şu anda. Yani bunu ispatlayacak bir kamera kaydı, orada bir güvenlik kamerası olacak, var mı? Otogarında da otobüsünde de çıkaracak söyleyin, bu. Buyurun söyleyin. Zahir Bey anlatsın. Hayır. Böyle iftira atmasın, terbiyesizlik de yapmasın. Vardır. Otogarın dışında kameralar var. Evet, o bölgeyi gören. Ve bu mavi gömlekli adamın altında şalvar vardı. Şalvar vardı. İskender Hayatımda Bey'in. Şarval giymiş miyim ben hele? Sizi değil, İskender Bey söylüyor. İskender. Peki, onu söylemiyorum zaten. Siz ne gördünüz tam? Konuşurken doğru veya yanlış susacaksınız. Sizin öz yeğeniniz olduğu halde orada sırıtıyorsunuz. Bak hele, iftira atacaksan susmam burada. Tamam mı? Senin attığın iftiraların hakkını da alacaksın sen. 65 yaşındaki annem, sakin ol. 65 yaşındaki babam ağlarken sizin canınız ciğeriniz... Efendim, öyle demeyelim. İnsanlar bazen bir saniye hanımefendi bir saniye otobüs firmasında çalışıyorsa hanımefendi, çıkaracak onun hanımefendi kalmarasını. Bir saniye. İnsanlar bazen üzgünken, sinirliyken de böyle bir gülümsüyor gibi oluyorlar. Nereden çıktı şimdi bu? Zahir Bey bir anlatsın iddiasını, çok önemli bir iddia. İddiasını anlatıyorsak anlatacak mı? İzin verin anlatsın. Yoksa bundan şikayetçi olacağım. Buna sevinmeniz lazım. Ben neyle sevineceğim ya, beni buradan şey yapıyor. Bir izin verin anlatsın. Bir izin verin anlatsın. Hanımefendi bir daha soracağım. Ben sadece İnci Hanım'ın almak lütfen. İstiyorum. Lütfen bir izin verin. Bir sakin sakin bir daha anlatın. O kadar önemli bir şey söylüyorum. Böyle bir saçma bir şey olur mu ya? Evet. Adana Otogarı'nın çevresi ve Adana Otogarı'nın arkası tren hattı. Onun bir arkası Denizli Mahallesi ve Yeşil Evler Mahallesi. Ve o bölgede oturan insanların %99.9'u Mardin, Bitlis, Bingöl civarlarındandır. Ben bu insanı simit satıcısının önünde gördüm ve gördüğüm simit, yer... Bu kadar detay hatırlıyorsun. Evet. Güvenlik kulübesine yakın olan bir yer. Bazen otogarının etrafı dört bir tarafı kameralarla çevrili. Hanımefendi benzetiyor olabilir misiniz? Zahir Bey'e bir daha dikkatli bakın. İskender Bey'e bir daha bakın. Evet. Bakın İnci Hanım, ben bu tür programları izleyen bir insan Allah değilim. Allah. Evet. İlk defa şahit geldim. Lan ilk defa beni görüyorsun daha. Ne anlamda mı tanıdın? Evet. Evet. Tekrardan çalışmaya başlayacağım yarın itibaren. Ben bu insanın ikisini %1 milyon kez lütfen yalvarıyorum size. Gerçekten Allah. Gördüm. Eminsiniz. Çocuk ağlamaklı bir şekilde çocuğun ayağında ben var diyorsunuz ya. Evet. Beni görünce %100 anne dedim, kesinlikle eminim çığlık attım ve sizin hattınızı aradım. Çünkü aynı benim yukarısında ben
Evet, yani benim tamam. Yukarısı benim bacağımda var. Peki şimdi onları gördüğünüzde etrafta başka birileri var mıydı? Bir otobüse mi bindiler? İddia ediyor ki hanımefendi sizi ve İskender'i Ecrin'le birlikte İddiasını gördü. Biz bu bana. Kadar büyük bir iddiayı konuşmak zorundayız. Tamam, onu da ispatlayacağım. Beyaz, anlatsın. Beyaz bir arabaya bindiler. Beyaz bir arabaya bindiler. Aynen. Arabanın içinde kimler vardı yani ya da kaç kişi vardı İskender görebildiniz vardı. Mi? Kendi görmüş ya. Bir şey yoktu, bunun üçüydü. Arabayı kullanan bir başkası da. Dikkatimi çekti diye. Hani ben evet. Tanıyor muyum? Hayır. Kız çocuğunun benimi görünce ben hatırladım. Ne beni kadar gördüm. Mesafedeydiniz? Ne kadar yakındınız? Yani beni görecek yakındım, kadar bir yakınlığınız var mıydı? Çok yakındım. Çok yakındım çünkü çıkışa doğru gidiyordum. Siz yürüyor muydunuz yoksa otobüsün ya içinde? Ya otobüste gördüm dedi. Şimdi ben yürüyorum diyor. Ne yapmaya çalışıyorum? Doğru gidiyordum. Yani ilçe otobüslerine doğru gidiyordum. İlçe otobüslerine yani doğru. Adana otobüsünün yani çıkışında yürüyerek gidiyordunuz. Seyhan ilçesinden Yüreğin ilçesine giden otobüslerimiz vardır bizim Adana'da. Biliyorum, ben iyi bilirim oraları. Evet, oradan çıkışta. Evet, havalimanı var biliyorsunuz. Biliyorum. Simitçinin önündelerdi yani diyor. Yani siz yürüyerek gidiyordunuz ve çok yakın bir mesafeden simitçinin önünde mi gördünüz? Neydi dikkatinizi çeken? Dikkatinizi çeken neydi? Orada yani bu aklınızda kaldı. Çok dikkat etmişseydi o gün bizi durduracaktı. Dikkatimi çeken neydi biliyor musunuz? Bu iki insan yanlarında o küçük çocuk ve çocuğun ayağındaki ben dikkatimi çekti. Vişne rengi bir tayt vardı. Vişne rengi bir tayt giyiyor diyorsunuz. Canım evet. Ama yaklaşık bir yıl önce gördüm diyorsunuz yani. Öyle mi? Tabii biraz tarihi hatırlama şansı. Bir buçuk yıl aynen önce öyle. Gördüm diyorsunuz. İnce Hanım. Aynen şöyle öyle. Bir şey de var. O bene burada, buradaysa dikkatli bakılmadığı sürece belli edilmez. Yani böyle sırıtacağı bir ben değil. Hanımefendi kendi bacağında da öyle var. Bir iz olduğu için. Dikkat çekmesi normal. Ben de mesela. Bende de var. Hemen evet. O fark eder. Kendisinde algıda bir seçicilik olan, diye bir şey var. Kendisinin aynı noktada şimdi, bir izi olan birisi o bölgedeki o en ufak bir yani şov yapmaya çalışmış. Başka hiçbir şey yok. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. Herkes bu kadar heyecanlanırken. Nursel, Bekir çok soğukkanlı. Acaba olabilir mi? İnce Hanım, dayı zaten... Bir saniye. Estağfurullah, burada bir şovluk durum yok. Çocuk arıyoruz biz. Hiçbir şey olmaz. Sen de şikayetçi olacaksın sadece. Rahat ol. Önce vicdan. Herkes elini vicdanına koyacak. Zahir Bey, hanımefendi benzetiyor da olabilir. Ya, bu kadar sinirlenecek bir şey yok ki benzettiniz yani galiba diyeceksiniz. Ne demek oluyor bu? Net, yani o son yani derece emin olduğunu ikisidir. Söylüyor ama. Hayatında İskender'i görmüş mü bu? Siz zaten eminseniz rahat İskender, olun. İskender babası ölse bile Adana'ya gelmez. Nasıl? İskender'in babası, akrabası ölüyor Adana'ya gelmiyor. Nasıl? İskender hayatında size o demin de söyledim. Adam, cumadan cumaya bir camiye giden bir adamdır adam, ya. Deseydiniz biz cenazelere katılırız, şöyle olur, böyle olur dediniz. Evet. Babası ölen bir insan nasıl Adana'ya gelmiyor? İskender sizin çok yakın arkadaşınız galiba. Zahir Bey, aynen. İskender Bey sizin çok yakın. Karşımda kapı. Ama siz o evi yaptıralı daha kaç yıl oldu dedin Nursel babam evi yaptıralı? 8 sene oldu. Hayır 2-3 sene diyor Nursel. Ya 8 sene oldu. Nursel baban evi yaptıralı kaç yıl oldu? Bizimle bunu yayında da konuştun, aralarda da konuştun. Nursel'cim. Ecrin daha doğmamış, daha hayatta değildi. Enes tek vardı. Kayınpederinin evini sormuyorum, kendi babanın evini soruyorum. Tamam, o babamgülün evi de öyle. Zaten babamgül ev yaptıktan sonra kayınbabamlar da hemen arkasından çok geçmeden onlar da yaptılar. Kayınpederin daha sonra yaptı. Evet. İnci Hanım. Efendim. Bu kadın İskender'i görmemiş. İskender'i ekrandan gördükten sonra tanıdığını söylüyor. Hasan Bey, oraya soracağım sorular var. Çünkü İskender Bey'le Zahir Bey'in bu kadar yakın arkadaşlığı nereden geliyor? O köye benim annem babam daha 2-3 yıldır yazları ara ara gidiyor diye sürekli bunu anlattın sen Nursel bize. 2-3 yıldır ben bu kulaklarımla bunu her reklam arasında da duydum. 2-3 yıldır sadece yazları arada gelir. Daha öncesinde Bekirlerin evi vardı. Hatta biz bir yıl orada kaldık. Kayınpederim o inşaatı yaparken diye anlattın. Şimdi 7-8 yıldan bahsediyorsunuz ve İskender'i neredeyse avucunuz içi kadar iyi tanıdığınızı iddia ediyorsunuz. Ya köylümdür ya, karşı komşu. Köye gitmiyoruz biz tamamen. Ben Adana'da doğup ben kardeşinize köyden kimi tanıyorsunuz diye sordum. Ben o köyü hiç bilmem inceğinin benim ailem. Ya yılda 8-10 kere biz köye gideriz ya. Cenazemiz olur, hiç hastamız gitme. Olur, yani işimiz olur. Gitmeyecek mi? Konuşacağız bunları ama bu hanımefendinin anlattıkları çok önemli. Bize bütün hatırladığı önemli, detayları dediğim gibi, o anlatsın kamera istiyorum. Neyse, hepsini merak etmeyin o. Arkadaşlarım. Hepsini araştırıyor şu anda onların. Hanımefendi, en başından bir de anlatın. Ne olur bildiklerinizi, aklınıza gelenleri. Çok önemli çünkü. Ben tekrarında söylüyorum. Buyurun. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kendi otobüsümden indim.
Otogarın içerisinde mali idare eden paramı aldım. Çıkışa evet. doğru oradaki sakallı beyefendinin ismini bilmiyorum. İzlemediğim için programı biliyorum. Şu aklına evet. sığınıyorum. Evet. O beyefendi söyledi çok iyi bildiğini. Çıkışa doğru yani kendi mahallemizin otobüslerine binmek için çıkışa doğru yürüdüğümde kızın ayağındaki ben zaten dikkatim çıktı. Ben Zahir Bey'i, İskender Bey'i hastası değilim. Tanıyayım. Kızın ayağındaki ben dikkatimi çekince dedim ben çünkü kendi benimden çok rahatsızım. Bir şort bir giyemiyorum. Yani kendim algımca rahatsız oluyorum. Onu görünce dikkatimi çekti yani. Ondan sonra kişilerinin suratına baktım. Kişilerinin suratına baktım. İnsan bir çocuğu da sevecek olduğunda yanındaki annesinin babasının suratına bakar değil evet, mi? Evet, evet. Sevmedim. Keşke gidip sevseydim. Kız ağlamakta bir şey. Hani böyle gözlerinin şeyleri. Ben çok yakınlarından geçtim. Çünkü güvenlik şeyinin biraz ilerisinde. Direkt yakınlarından geçtiğim için bu kadar net hatırlıyorum. Bu cuma günü yalan söyleyip Allah katında günaha girmek de istemiyorum. Şimdi biz Ecrin'in görüntülerini şimdi... yayınlıyoruz. Televizyonu izleme aynen, şansınız varsa aynen, bakın lütfen. Çocuğuydu. Emin aynen, misiniz? Alnı böyle dışarıya şimdi doğru. Şimdi demin bu, evet. bu hostessin demedi mi bu demin? Dışarıya doğru. Evet. Evet tarif edin lütfen. Ve hostesse bizi otobüse girmişse çıkarsın otobüsündeki şeyleri. Değil yani kız. Çok uzun boylu değil zaten 4 yaşındaydı kayboldun. Evet. Aynen. Üzerinde saçların... bir tayt, ayağındaki ayakkabıyı hatırlamıyorum. Tayt kısa olmalı. Önce... Siz bu beni gördüğünüze göre kısa bir tayt olmalı herhalde. Tayt var, tayt böyle dizinin altında gelebilecek bir şekilde. Çok da dizinin altında değil. Tayt yani böyle hani küçük çocuklara giydirilir anladım, ya. Anladım, evet. Öyle yarım taytlardan. Ve kızın elinde bir meyve suyu ve simit alıyorlardı. Hani kız ağlamaklı bir şekildeydi. Ağlamaklı bir şekilde. Evet. Evet, Zahir Bey ile de İskender Bey'i görürken kahvaltı sofrasında direkt anne dedim ben bunları tanıyorum. Direkt görünce tanıdınız ve hatırladınız. Şimdi çok önemli bir iddiası var hanımefendi. Hemen oradaki çok, güvenlik kamerası. Tam iddiası görüntü. Var kanıtlayacak da. Zaten biz de onu isteriz. Hiç evet. Bizim yayında konuşan onu kanıtlayacak hostesse o hostesliği yaptı firmanın bütün sistem kamera sistemlerini çıkaracak getirecek. Kanıtlayacak o zaman. Yürüyerek çıkıyormuş. Yani otobüsün içerisinde değilmiş. İncanım zaten yani oraları o... buluyor. İncanım annem size çok dua ediyor. Ben annenizin ellerinden yapıyorum. Öpüyorum. Sağ olunuz, sağ olunuz. Ya, şimdi buyurun Hasan yani Bey. Yani şey yani hanımefendinin anlattığı şey şu. Yani benim seyahatim bitmişti. Evet. Paramı aldım ve evet, yürüyerek çıkarken. İlçe garajının olduğu yüre yüre giden başka bir ilçe, merkez ilçedir. Aynen. Oraya giden otogara, o ilçe hı-hı. otogarına geçmek için çıkışa doğru yöneldim. Evet. Çıkışın hemen sanırım yakınında da bir simit tezgahı varmış. Siz evet. de simit tezgahında aynen, çocuğa öyle. Simit alırken evet. dikkatini çekmiş. Yani dikkatini celbetmesinin nedeni de zaten kendisinde de var olan bir ben yoksa dikkatini celbetmeyecek. Çünkü kişi kendisinde olan bir şeyin başkasında olduğunu görünce. Bir buçuk yıl önce görmüş bunu, şimdi ekranda görüyor, şimdi hatırlıyor. Daha sonra vay da, be. Daha kadar sonra da hafızası ilçe... kuvvetliymiş bunun. Şimdi peki detay ya, vermesinden kaynaklı olarak. Şimdi siz o tarihte, sen dedin ya mesela İskender ya, hiç Adana'ya gitmedi. Yani İskender birlikte bir seyahat etme durumunuz oldu mu? Ben zaten programı yeni bugün izliyorum. Peki ben siz yani o ben tam olarak bacağının neresindeydi gördüğünüz ben onu hatırlıyor musunuz? Diz kapağının evet. Böyle diz kapağının altında evet. Altında bir yerdeydi. Yani şu an ekranı görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir şey miydi gördünüz? Başka bir kız çocuğu da olabilir onun için. Fotoğrafı verdi arkadaşlarım. Bir daha bakma şansınız varsa ekrana lütfen. Aynısı mı Nursel? Aynen böyle. Aynen böyle. Böyle. Bu kadar eminsiniz. Şimdi benim, bakın belli. Benim ayağım şu an titriyor bakın. Gerçekten bakın bir şey söyleyeceğim. Bazı mesleklerde bazı insanların da hassasiyetleri vardır ama meslek hassasiyetleri vardır ve çok dikkatli. İşte fotoğrafik hafızalar evet, da güçlüdür tabii. bazı insanlarda değil i̇şte mi? Bizden, bir de işte güneşte hani çünkü böyle benler güneşte karşılaşıyoruz. Evet. Suçlularla karşılaşıyoruz. Otobüsümüzden indirilen insanlar oluyor. Biz çok ben çok dikkat ederim o şeylere. Dikkat ediyorsunuz. Hani bu kadar acaba eminsiniz. Bu insan benim otobüsüme binecek mi? Zahir Bey, niye bu kadar tepki gösterdiniz? Yani söylemesi ben ne yapayım doğa. İftiraya? Hayır yani hayır. İftira ne yapabilirim? Hayır siz rahat olun eğer. Ben rahatım zaten. Ha, İftiraya hayır. ben sinirliyim. Oraya gitmemişseniz İskender orada ben bulunmamışsa. Ben iki senedir daha otobüse binmemişim. 10 senedir bile otobüse binmemişim. Otobüse binme değil. O bölgede. Otobüse bindi demiyor zaten. Beyaz oradan bir beyaz araba diyor ki, bindiler. Sizin var diyor beyaz ki, bir aracınız? Hı? Beyaz bir araçtan ben var. Ben oradan. Peki sizin gördüğünüz. Aynen. Bir saniye söyledi markayı zikretmeyelim. Aynı marka bir araca mı bindiler? Aynen. Ben söyledim Allah zaten Allah bunu Allah. Dışarıda da.
Arkadaşlarıma söylediniz. Daha burada zikredin. Oo. Zahir Bey. Şimdi bakın bahsettiğiniz yerde kameralar var diyorsunuz. Otobüs firmalarının da kameraları var mı oraya bakan, o noktalara bakan? Arabanın gittiği yer, işte o simitçi gördüğünüz evet. nokta varsa hemen bununla ilgili arkadaşlarım bir çalışmaya başlasınlar. Zaten Abdullah bölgede, oradan bu otogara hemen geçecekti. Siz hatırlıyorsunuz. Bu Adana'da gördüm diyor. Mardin'de değil. Adana, Adana. Derhal Adana'ya geçecek. Adana'da gördüm diyor. Tamam, Mardin'de zaten. Ha, Abdullah hemen oradan oraya geçer. Yok, hemen oradan oraya geçer arkadaşım. Çabucak bunun takibini, geçmesine de gerek yok diye ekiplerimize zaten bu çalışma yapar ama hanımefendi çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani bunu ispatlayacak bir şeyler bulmanız gerekiyor aynı zamanda da. Bana orada kamera görüntü, kayıtları, görüntüleri başka nerede var? Bu arabanın gideceği yer, onu tarif etme şansınız var mı? Tabii ki havaalanı yolu var. Oralarından zaten kamera kayıtlarıyla dolu. Havaalanı yolu. Simit aldığımız yeri de... Peki Zahir Bey bu hanımefendi böyle bir şey niçin yapmış olabilir? Vallahi ben de... Ses bir yerden tanıdık geliyor mu? Bir şey... Ses bir yerden tanıdık geliyor mu? Yani, o zaman hiçbir art niyeti yok. Evet. Sivil toplumlarda çalışan, çocukları seven, evet. çocuklarla ilgili programlarda dikkat İftira çeken birisi. Seven. Zahir Hayır, Bey, siz bir akşam önce oteldeydiniz ya. İskender Bey acaba o gece köyde miydi? İskender? Siz bir gece önce otelde mi kaldım? Köydeki evde evet. hatırlamıyorsunuz ya. Hı hı. İskender Bey köyde miydi o gece? O sürekli evindedir yani. O dışarı pek çıkmaz. Evdedir. İnce evlisiniz. Hı hı. Bu dayı kalkıyor Adana'ya çıkmak üzereyken babasını alıyor. Ömerli'den de birkaç kişi oluyor. Bu kızı nasıl oluyor da Adana'ya götürüyor? Aynı günden bahsetmiyoruz. Peki aynı günden bahsetmiyoruz zaten. Tamam da İskender zaten biz olay olduğu zaman köyde zaten... Zaten kıyafetler de tutmuyor. Askerler bir hafta, 10 gün, 2 aya kadar biz İskender'in köyden çıktığını görmedik ki. 1-1,5 yıl önce diyorum. Peki tamam da, Ecrin'i bu bulmak İskender istiyor musun? Nerede saklanmış? Peki Ecrin'i bulmak istiyor musun? Tabii. Evet. Ben sana bir tek şey söyleyeceğim. Ben sana çocuğu kayıp olan ve nerede olduğunu bilmeyen anne babalar... Hı-hı. Antarktika'dan bir tane penguen arasa bir ihbarda bulunsa ona bile inanır ya. Ya İnce Hanım biz... Bekir bu kadar duyarsız olmanızı gerçekten inanamıyorum. İnce Hanım, yani iftiralara bu kadar şey, açıksınız öyle mi? İftira açmıyorum. Hayır iddia diyorum. Bir dakika i̇ddia şimdi diyorum. İftira bakın her şey iddiadır. İnce Hanım muhtar şey da aradı dedi ben ki sizin... külliyen yalan. Acaba... Yalan olayın bir şey çıktı mı sizde? Efendim? Bizlik. Yalan olan Bekircim, bir şey çıktı yani, mı canım? Ya acaba olabilir mi diye bile düşünmüyorsun. Ya muhtar dedi ki külliyen neyse, yalan. Neyse boşver tamam. Muhtar kadın, neyi külliyen yalan? Evet. Bura şeyleri çıkaracak. Kamera yani. Tabii canım. O, kesinlikle yani. Ya ben, şimdi şöyle yapalım. Yani ben ondan şikayetçi olacağım. Zahir Bey arkadaşlarımızı yönlendirelim İnce Hanım'ın söylediği gibi. Evet. O çıkışta muhakkak kamera kayıtları vardı. Bakın muhakkak. Çünkü ya ben Adana'dır oraya, ha ufak o, bir yer değil. Hayır hayır ben o bölgeyi ve şeyi de biliyorum, otogarı yani, da biliyorum. Adana'dır, o bölgenin ufak bir çıkışında kamera kayıtları var, o kamera kayıtları ile ilgili bir çalışma yapsınlar. Çünkü hemen çıkışta olduğunu söylüyor. Zaten hanımefendi simitçinin yerini de şimdi bize tam söylesin gördüğü noktayı. Hanımefendi simitçiyi gördüğünüz noktayı da tam bize tarif edin. Onun üzerine yoğunlaşalım biz. Gördüğüm nokta ne biliyor musun? O terminalden otobüsten çıkarken güvenlik kartına mahsus bırakmak. Hangisini diyor bu yüre yeri mi diyor? Merkez otogar. Seyhan'ı mı diyor? Merkez otogar. Merkez otogar. Çıkışta mahpus bırakmak zorundalar güvenliğe diyorsunuz. Evet. Onun evet, yanında aynen. mı gördünüz simitçi? Evet. O çıkışı tam otobüsten panelini alırken yani dönerken birlikte orada gördük. Ki o noktada bir sürü kamera kaydı var. Evet. Otobüs yani oradan dönen bir araç. Eğer İskender Bey aşağı yüreği tarafına inecek olursa da yol üzerinde bir sürü otogaleri yani, var. Bir sürü otogalerinin şeyleri, kamera kayıtları var. Yukarıya çıkacak olsa da... Tamam. Şimdi ben şöyle bir şey istedim. Bey, zaten hanımefendi bakın hayır, kameraları şimdi, da söylüyor. Bak, şimdi beni dese ben sizi sürekli Adana'dayım. Sizi benzetiyor olabilir. Ama İskender Adana daha köyün dışına çıkmamıştı. Peki zaten şöyle yapalım bak. Şalvar giyiyor mu? Kim İskender mi? Belki İskender. Yok ya. Şalvar giyiyor. Yok, şey az önceki görüntüde şalvarlı zaten adam. Ya yok normal böyle bir şeydir ya. Bir saniye o görüntüyü bir daha verelim. O şalvar değil mi o? Ben şu hanımefendiden biraz daha böyle evet, yani, bir de yani kendini olarak yormasını istiyorum kafasında. Yani hangi seyahatten gelmiştiniz? Bir düşünün bakalım. Tam böyle bir kafanızı bir yorun da şu net tarihi bir anlamaya ve aklınızdan çıkarmaya çalışın. Bize de verin ki biz de ona göre... Daha detaylı bir çalışma yapalım, nokta atışı yapalım. Bir duralım. İyi bir düşünmenizi istiyorum. Evet. Bakın böyle bir pantolon muydu giydiği hanımefendi, şalvar dediğiniz. Görüyor musunuz görüntüyü? Aynen
Aynen, aynen. Şal böyle vardı. Bir şal var dediği şey bu hanımefendinin. Şimdi hatta kalın, Hasan Bey'in dediklerini de ne olur düşünün o arada. Hangi seferden geliyordunuz, hangi tarihti, saat kaçtı hatırlamaya çalışın. Ben sizi tekrar yayına alacağım. Bütün iddiaları biz değerlendiririz söz konusu bir çocuksa ve herkese de sorular sorarız. Başka türlü yol alamayız. Ama biz kimseyi suçlu ilan edemeyiz. Böyle ben bir şey yok aslında Zahir Bey. Sadece size şunu söyleyeyim. Ben her şeyi kabul ederim. İftirayı tamam. Asla kabul etmem. Bunların hepsini araştıracağız. Hanımefendi söylediklerinde çok inanarak söylüyor. Benzetmiş de olabilir. Ne? Benzetmiş de olabilir ortaya ben, çıkacak. Bak, beni dese ben sürekli Adana'dayım. Tamam. Ama İskender Adana daha yani 20 senedir doğru dürüst Adana'ya gelmemiş. Bu kadar biliyorsunuz evet. İskender'i. Peki İskender Bey'in röportajlarında niye biz İskender Bey diyoruz? Çünkü röportajlarında çok tutarsız ifadeleri var ve olay günü de Ecrin'i en son görenlerden biri. Bu kadar tutarsızlık olunca biz başka sorular da sormak zorunda kalıyoruz. Nedir o tutarsızlıklar, nedir o çelişkiler bir kere daha size aktarmak istiyorum. Şunu yalnız bilerek izleyin bu röportajları sevgili seyirciler. Birinci röportaj, ilk yaptığımız röportaj, daha yayın hiç yok. Daha biz programa hiç başlamamışız. Nursel de buraya gelmemiş, Bekir de. Yani o gün Ecrin'in ne kıyafetini tarif etmişiz, ne para aldığını tarif etmişiz, ne bakkalı, bakkala giderken mi kayboldu? Hiç bu ihtimaller yok. Ve bakın o gün Ecrin'le ilgili İskender Bey ve Nursel'le ilgili neler anlatıyor. Ya görmedim onu. Tanımıyorum ya. O buralı değildir o. Ecrin'i tanımadığını ve o sabah hiç görmediğini söyleyen İskender Alptekin, ilk yaptığımız röportajda oldukça farklı konuşmuştu. Şimdi o buraya geldi. Abdülhakim de ona para verdi. O da buradan dört yöre gitti. Bakkala gitti. Bakkala yani. Gitti. O orada fotoğrafta başındaydı. Oranın kadınları hep gördü. Ama göremiyorlar. Yani gündüz saat 12, saat 11-12'deydim hani. Bu sarkılaca bir şey yok ki. İskender'in bu ilk anlatımına göre Ecrin dayısından parayı almış ve doğru bakkala gitmişti. Ve İskender onu görmüştü. Ancak İskender ikinci röportajında Ecrin'i tanımadığını ve o sabah saat 9 gibi evine gidip yattığını, saat 11'e kadar uyuduğunu ve Ecrin'i hiç görmediğini söylüyor. Zahir de gitmemişti. Ben geldim, kapıyı kapattım, yattım. Kahvaltıyı kaçta yaptınız? 9'da yaptık. 9'da yaptık. 8-9 arasıydı yaptık. Zahir oradaydı. Bak aynı orada masayı ortaya yordu. Ben geldim yattım. O oradaydı. Bacısı gelmiş yanıma. Çay içtikten sonra ben gittim yattım. Saat 11'de çocuklar beni kaldırdı diyor İskender. Yani saat 11'e kadar uyumuş ve onun anlatımına göre Ecrin o saatte zaten kayıptı. O kız orada bütün köy girdi. Ağlıyordu. Çünkü yabancı da kız buraya gelmemeyi tanemiyordu. O gittim orada ağlıyordu. Ben gittim orada. İşte size İskender'le farklı günlerde yapılan iki ayrı röportaj. Ecrin'in dayısından para alarak bakkala giderken gördüğünü, hatta dört yolda alarken yanına gittiğini söyleyen İskender ve Ecrin'i ve annesini tanımadığını ve o gün Ecrin'i hiç görmediğini söyleyen İskender. Şimdi bakın bu işte bizi zaten şaşırtan ve burada şüpheye düşüren durum bu. Birinci röportaj yayın başlamadan önce yapılıyor. Çocuğu kafasındaki şapkaya kadar anlatıyor. Gittiği yeri söylüyor. Dayısı ona para verdi gitti diyor. Gördüklerini Nursel'i tanıdığını her şeyi anlatıyor. İkinci röportaj yayın başladıktan sonra arkadaşlarım tekrar köye gidiyor ve iki gün önce yapılan röportaj. Bu kez diyor ki ben ne Nursel'i tanırım ne Ecrin'i tanırım. Hiç görmedim, tanısam da görmem. Oysa ki Zahir Bey siz İskender'i neredeyse kardeşlerinizden daha iyi anlatıyorsunuz bize. O kadar yakın tanıyorsunuz. Nursel diyor ki biz onunla daha önce babamın evinde defalarca karşılaştık. Aynı zamanda yine iki röportaj arasında çocuk orada ağlıyordu diyor İskender. Bütün köylüler gördü. Ağlıyordu ben gittim diyor. Sonra lafı çeviriyor evet Uğur Bey. Ben gittim yanına diyor. Kapı komşusunun
torunu olduğunu bilen, bu kadar yakın arkadaşı, Zahir Bey'in yeğeni, 4 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken görüp yanına giden İskender Bey, niye alıp onu evine, dedesinin evine ya da diğer dedenin evine götürmemiş de bu çocuk 2 kilometre gitmiş? Sizce? Niye? Şimdi İskender'in ilk röportajında, farkındaysanız yukarıdakiler hep gördü dedi. Tamam. Kızın ilk noktasında. Tamam mı? Sus. Var ya, görmedim, etmedim, bilmiyorum. Tamam. İskender'e tepki gelince İskender de burada lafları çelişkili bir yani şekilde ilk röportajı mı doğru diyorsunuz? İlk röportajı doğruydu. O zaman gördü diyorsunuz, yanına gitti ağlarken gitti, diyorsunuz. Bak gitmiş veya gitmemiş şeyini bilemem. Köylülerle ilgili söylediği kısmını dediğiniz gibi kabul edelim. Köylüden tepki göreceğini korktuğu için köylü bu kadar suskunken bundan vazgeçebilir. Aynen, bu son röportajında da çelişkili konuşmalara ama girdi. Ama saatler. Diyor ki ilk röportajında 9 ile 11 arası biz dayı ile beraberdik. Kahvaltı yaptık. 11 gibi dayı gidecekken Ecrin'le işte annesi geldi, oturduk işte. Sonra dayı para verdi. İkinci de diyor ki ben 9'da uyudum. 9'da uyumadım. Öyle birinde mi evet, öyle bambaşka saatler de farklı. 9'da yattım ben. Yattım 9'da diyor. Yattım, 11'de kalktım. Ya zaten biz 9-10 oturuyorduk onunla beraber. Nerede yatmış biz 9'da? Biz de bunu soruyoruz. Niye bir insan bunları ya farklı ya diyorum anlarsın? İşte ilk röportajında bu biraz tepki gördü. Benim düşüncem. Orada hani sen yukarıda bütün herkes görmüş lafıyla biraz bütün tepki alınca. Bütün köyü görmek altında bıraktığını düşünerek. Aynen. Köylü tepki göstermiş. Tepki gösterince. O zaman biz birinci attı, biraz biz çelişkili laflar konuşmaya başladı. Biz birinci yani ifadesine itibar edeceğiz. Birinci ifade doğru sanırım. Doğru mu? Aslında aynen bunu öyle direkt İskender Bey'in kendisine soracağız. Yani, niye bu iki röportajda bambaşka şeyler söylüyor? Kapı komşusu Nursel'i tanımıyorum'a kadar giden farklı ifadeleri var. Aranın ardından, reklamların ardından İskender Bey canlı yayında bağlantıda olacak sevgili seyirciler. 14 Haziran 2015 günü kayboldu Ecrin Tunç. O zaman 4 yaşındaydı. Onu arıyoruz sevgili seyirciler. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Söz konusu minicik bir kız çocuğuysa biz bize açılan her telefonu inceleriz, detaylı araştırırız ve ciddiye alırız. Amaç kimseyi suçlamak değil. Zahir Bey bir kere daha size söylüyorum. Konuya şöyle de bakabiliriz aslında. Belki size benzeyen iki kişi var. Belki başka bir şey. Bana benzeyebilir benzetme, de her şey olabilir. O yüzden biraz daha sakince bunları dinleyeyim. Çünkü hepimizin amacı sonuçta Ecrin'i bulmak. Evet, doğru. Ecrin'i bulmak. Yoksa biz ne size ne İskender Bey'i ne bir başkasını suçlamak haddimize değil zaten. İşimizi yapmak istiyoruz ama bizim için her ihbar çok değerli. Bu hanımefendinin tesadüfü mü oldu bugün sırf direkt bizi görmesi? İlk defa mı görüyormuş? Hatta şu anda hanımefendi, hatta kendisi. Sorun isterseniz kendisine. Buyurun. Soracağım tek şey, bildiği bir şey var ki saptırıyor sizi bir yerlere. Ben bunu anladım. Bizi yanıltmaya mı çalışıyor? Ben öyle anlarım. Olabilir. Niye bizi yanıltmaya çalışsın o zaman? Ben ona sormalısınız. Bana aha değil. Kendisi beni görmüş ya, ona sormalısınız. Benim sizleri yanıltma gibi bir şeyim yok. Her ne olursa olsun ortadaki bugün Türkiye'mizde bir hayvana bile değer veriliyorsa, bizim insanlarımız o kadar duyarlıysa bir can sonuçta ortada. Her şeyden önemlisi de kendini savunmasız bir şekilde bir melek, bir sahabi. Ben gördüğüm şeyi söyledim. Ben klonlanmış babam annem gibi tanıyorum demedim. Ben sadece gördüklerimi söyledim. Evet. Gördüklerimi söylediğim noktalardaki kamera görüntülerinin olduğunu da söylüyorum. Evet. Çıkarsa kamera peki bu kamera görüntüleri yarın çıkarsa ne yapacaksın? Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bakın Türkiye'nin huzurunda size yemin ediyorum. Bu kişi o şalvarlı olan insandan çıkacak. Bu kadar eminsiniz yani. Bu kişi, bu çocuk o şalvarlı olan insandan çıkacak. Eğer çıkmazsa oradaki tüm insanlar da benim yüzüme tükürsün. Orada bana lanet etsin. Estağfurullah yapmayın. Bakın siz bütün arayışları iyi niyetli kabul ediyoruz. Ha yanıltmaya yönelik bizi arayanlar da oluyor zaman zaman. Onların da takipçisiyiz. O zaman da şöyle bakıyoruz. Niye bizi yanıltmaya çalışıyorlar? Başka bir şey mi saklanıyor diye. Bunu da herkes biliyor zaten. Şimdi bunun sonucu söylüyorum. Kanıt olmayacak mı? Elbette araştıracağız. O zaman göreceğiz onu. O zaman o gün gelecek. Seni bugün ekranlardan gördü. Biz iki günden telefon beri de kesindi zaten İskender Bey'i ekranlara taşıdığımız için sizin ikinizi yan yana gördüğü anda ben anladım
ve arama gereği duydum diyor kadın. Hani diyorsun ya niye bugün... Niye yani İskender Bey'i gördüğünden niye aramıyor şimdi da sizi şimdi ve ikimizi görünce mi arıyor? Yan yana ekranda görünce yaptığını söylüyor kadın. Zaten evet. Şimdi biz yayından sonra onun tam tarihini bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Orayla ilgili bütün kamera kayıtlarını da bir şekilde çıkartacağız. Hanımefendi dedi ki ben hostes olarak çalışıyorum. Normalde yani programı izleyemiyorum. Bilmiyorum yani... Programı izleyemiyorum. Bayram öncesi bir tatilimiz var. Tekrar bugün işte yarın dedi çalışmaya başlayacağız. O arada bugün izleyebildim dedi. Biz hanımefendi az önce söyledik telefon kesildi ama bizi izliyorsa bakın o hatırladığınız dönemi tarihleri böyle bir hatırlarsanız işte hangi seferden geldiniz saat nedir diye o kamera kayıtlarını bulup çıkarmak çok daha kolay olacak çok daha rahat olacak. Bir hatırlayın o günkü olayları şöyle bir hafızanızda canlandırın ne geliyorsa aklınızda ay işte gün pazartesiydi salıydı yazdı kışta her neyse lütfen bizimle paylaşın bunlar çok önemli. Şimdi biz bunları konuşurken bir yandan da İskender Bey'in röportajındaki o çelişkileri konuşuyorduk. Evet. İskender Bey de telefon attığımızda şu anda. İskender Bey merhabalar. Duyabiliyor musunuz beni İskender Bey? Alo İskender Bey. Arkadaşlarım telefonu bir kontrol etsinler. Niye İskender Bey'i yayına bağlıyoruz? Çünkü İskender Bey de işte Ecrin'in kaybolduğu sabah onu en son görenlerden biri. Belki başka birini gördü, dikkatini çeken başka bir şey var hatırlayacağı. Ama birbirinden farklı iki röportaj var bize verdiği. Hiç birbiriyle örtüşmeyen. Siz o kadar yakınsınız İskender Bey'le. Ya şöyle karşı karşıyayız ya. Arkadaş olarak da çok iyi tanıyorsunuz ya ama. Arkadaş benim yaşıtım değil ki. Benden 15 yaş büyük. 20 yıldır Adana'ya gitmemiştir. İşte ya köylünün hepsine sorsan hepsi tamam. Öyledir. Bir bana değil. Nursel'i tanıyıp tanımadığı kısmı ile ilgili oraya geleceğim de ailenizin diğer bireylerini de tanıyor o zaman. İlk röportajındaki her şey doğrudur. Tamam mı? Tepkiyi alınca Nursel'i de tanımıyor, kızı da tanımıyor. Zahir olay Bey, budur. Size birisi gelse komşunuzu ben tanımıyorum mu dersiniz yani tepki alacağım köyden işte, diye. Anlatamıyorum işte köylüden aldığı tepkiden dolayıdır köylüden bu. Köylüden aldığı tepkiyle komşunu tanımamanın ne ilgisi var? İskender'in eviyle, Ecrin'in tamam. En son bulunduğu noktanın arası. Telefondaymış kesilmeden konuşalım İskender tamam. Bey'le kendisi. İskender Bey merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk, sağ ol, hayırlı işler. İyi teşekkürler. Çok sağ olun, bak, inşallah. İftira atmayın, iftira atmayın millete. O kadına söyle. Bak o zar var ya o zar. Evet. O zar Adana'nın en büyük ticaretidir. Evet. O zar geri çocuğuna mı uğrayacak? Adana'nın en büyük ticaretidir o zar. Ne güzel. Biz de onun yeğenini aramak için bu programı yapıyoruz yani, zaten. Yani bak ben Zahir hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Ben köyde, ben niye dedim kızı ben öldürmüyorum. Köyde dedi İskender'i, yani dahiller dedi İskender'den söyleniyor. Ben de onun için dedim. Türkiye'yi de verersen ben öyle çocuğu öldürmem. 14 çocuk babasıyım. 50 tane torunum var. Allah bağışlasın. Allah'ı seviyorum, çok çocuğu seviyorum. Biz İskender, yalnız bakın biz burada İskender çocuğu öldürdü, öldürmüş olabilir. Böyle bir şey söylemedik. Köyden söylediler, köyden. Köyden söylediler. Köyden, evet. Ne zaman söylediler bunu köydekiler? Adana'yla birerse ben çocuğu kıyamıyorum, köyden söylediler. İskender Bey, köydekiler bunu ne zaman söylediler? İskender çocuğu öldürmüştü. İskender Zahir'im, ya Zahir, Adana bir numara ticari tüccardır. Tamam. Ben 10 senedir, bak araştırın, evet. 10 senedir Adana'ya gitmemişim, 10 sene. Peki. Bütün kabahatim 10 sene, ben Adana'ya giriş yapmışsam, bu çocuğu ben yaptım. İskender Bey, sorulara böyle sırayla cevap vererek gidelim daha rahat anlaşılır. Köylü, sizinle ilgili niye böyle bir dedikodu çıkarttı? Ya sevmiyorlar o, biz birbirimizi sevmiyoruz kızım. Bak biz köylü biri sallı diye bir soru. Lütfen sözlerinize dikkat edin. Ama köylü bir komşuyu sevmeyebilir, görüşü farklı olabilir de çocuğu ya, öldürdü kızım, diye dedikodu yapmak... Bambaşka ya, bir şey. Bak mesela bir şey diyeyim. O kadını tane bak. O Zahir var ya Zahir. Evet. Zahir kaç kardeştir. Ben Zahir'i tanıyorum. Evet. O amca. Evet. Zahir'i tanıyorum. Başkasını tanıyorum. Babası, anası da ben onları hiç tanımıyorum. Nursel'i tanımıyor musun? Nursel Hanım'ı tanımıyor musun sen? Ya hayatta görmemişsin. Hayatta görmemişsin Nursel'i.
Nursel'i hayatta görmemişsin. Nursel. Ben gidip geliyorum oraya. Nursel hayatta seni görmemiş. Ya kardeşim bu arada görmemişsin ya. Nursel, şu evleri bir daha gösterelim bu arada. Kadir'i tanıyorum. Nursel, Nursel beraber oturduğunuzu daha önce ya, annesinin babasının ya, Nursel yalan söylüyor. Nursel tanımıyormuş seni. Ya ben demiyorum belki tanıyor tanımıyor ama ben nasıl oradan gidip geliyorum. Az önce dedin ya tanıyorum. Tamam tanıyor beni dedi. Görüyor orada ben annemgile gidip geliyorum. Zahir Nursel tanıyor bir arada ben. Balkonda annemler varken de oturduk ya, dedim dünkü yayında da hatta. Tanımayabilir ama yani görüyordur. Her, annem Nursel, babamın yanında oturdu, görüyordur. O kapı karşı yani kendi kapısının önünde oturur annem onlar da balkonda öyle konuşurlar. Bir öyle... Yalnız bir böyle ifadeler, biz bunların hepsi kayıtlarda var. Nursel, kapı komşun. Nursel'in herhangi bir muhabbette olmamış ki. Ha, kızı belki... Zahir, muhabbeti sormuyoruz. İşte. Diyoruz ki yok, tanıyor, tanımıyor. Tanıyor, tanıyor. Yani, hayatta görmemişim. Hayatta görmemişim dediğim için sen tanıyorum diyor. Şu an diyorsun tanıyor. Ki tanıyor da olabilir, tanımıyor da olabilir. Yok, tanıyor. Ben oradan gidip geliyorum. Bir şey, İskender Bey. Bir şey kastetmiyoruz ki biz. Tanıyor seni. Ben seni nereden gördüm? Nerede buluştun? Nerede karıştın? Nerede hangi kahvede? Hangi evde? Nerede buluştun benle? İşte dedim ya. Konuşuyoruz. Tanımak, nerede konuştuk diyor. Aynı kapı komşum ve Nursel diyor ki oradan ben İskender Bey'i tanıyorum diyor. Babamı anneme ben gittiğimde. Sen söyle de konuşmamışsınız diye. Görmüşsündür diye. Başka. Bu çok anlatıyor. Orada bana durmuş ve cana tamam, gitmiş. Tamam. Tek tek gidelim. O sabah bir anlatalım bize. İskender Bey. O sabah. Evet. Zahir Bey geldi ya oraya. Siz geleceğini biliyor muydunuz? Daha önceden mi öğrenmiştiniz? Yok ya Zahir patates buralara hep tokum tadı diyor. Zahir her bir aydan gelir. Tamam. Ben Zahir'i tanıyorum. Zahir büyük tüccardır. Ya namı vardır Zahir. Ya Zahir Bey'in tüccarı Allah daha çok versin. Şunu soruyorum. Siz Zahir'i ne zaman gördünüz o köydeki evde Harmanlı'da? O yok, sabah mı gördünüz? Gece, bak o hatırlamıyor ben hatırlıyorum. O gece burada yattı, evinde yattı. Efendim? Evinde yattı. Evinde yattı. Kapısı diyeceğim cavula ben açım. Ben de ona bir yumurta bir şeyler yaptım. Gittik yedim. Ben ya ben geldim. Anlayamadım orayı. O gece evde mi? Evde yattı. Evinde yattı. Adam bilmiyor evinde yatıp yatmadığını daha sonra nereden biliyorsun? İskender Bey. Böyle evet. Bağırarak konuşunca ben anlayamıyorum. Biraz daha yavaş. Ben sorayım. Siz cevap. Zahir Bey o gece orada mı kaldı? O evinde mi uyudu? Tamam. Sabahleyin. Sakin. Sabahleyin kalktınız siz. Daha önceden konuşmuş muydunuz? Birlikte kahvaltı yapalım sabah diye. Ya Zahir birlikte o gün baktı. Ben de kapıdayım. Kaşık 10 metre aramızda var. 10 metre 15 metre. Tamam. Gördün sen onu. Sonra kahvaltılık aldın gittin. Ben de olayı açım. Tamam. Bir şeyler yaptım, gittim yedik. Tamam. Saat kaçtı? Valla bak kızım ben 60 yaşındayım. 14 çocuk babasıyım. Valla ne yedim bilmiyorum. Ya yok yok. Ne yedim bilmiyorum. Saat kaçtı aşağı yukarı evine gittiğinizde? Evine gittiğinizde saat kaçtı aşağı yukarı? Sabah çok erken ya, miydi? Ya 9'du yani bu saatte kahvaltı yenilir. 11'de 12'de kahvaltı yenilmez. Tamam. 8-9. Ne kadar oturdunuz orada? Ya vallahi bir yarım saat oturduk. Tamam. Ben süfreyi kapat. Hadi ne diyor diyor. Ekmek de yoktu yanında. Bak ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Ben de çocuklarım ağlıyor. Ağlıyor. Sen bir şey yapıyordun ama işte. İskender Bey bağırınca anlaşılmıyor. Bağırmayın telefonda anlaşılmıyor söylediniz. Kahvaltınızı yaptınız. Sonra ne oldu? Sonra ben eve geldim. Kapıyı kapattım yattım. Tamam. Zahir balkonda mıydı? Tek başına mıydı evde Zahir? Zahir balkondaydı. Zahir ben gittikten... Evet siz gittikten. Sonra, evet. Zahir orada para vermiş kızına. O kız da... Siz anlatın yalnız. O ben o telefoncu var ya o sizin elemanı. Evet. Ben dedim oğlum bak. Abdullah tamam. Peki şimdi... Sana orada... Durakta toplantı olmuştu. Asker gelmişti. Herkes ben de gittim baktım. Herkes tamam. O günü orada diyorlar bu kızı biz gördük. Ben görmedim kızı. Ya, peki şimdi kızı. İskender Bey. İskender Bey. İlk o sizin bahsettiğiniz arkadaşım var ya sizinle röportaja gelen muhabir arkadaşım. Sen 20 sefer dedim oğlum bak onlar gördü. Ama bakın o röportajı dedim. Beraber seyredelim. Olduğunuz yerde televizyon var mı? Sesi. Bakın orada diyorsunuz ki. Vallahi o tele.
Telefonu şöyle tutun, sakin konuşun ne olur. Anlamıyorum. Evet, diyorsunuz ki siz o röportajda arkadaşıma, biz diyorsunuz İskender'le kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonrası ben tam ayrılacakken Nursel ve Ecrin eve geldi. Nursel'le Ecrin eve geldi. Zahir'de Ecrin'e, işte o çocuğa harçlık verdi. Ecrin de çıkıp bakkala gitti diyorsunuz. Ben de saat, ben de diyorsunuz. Harçlık verdiğini de görmedim. Zahir bana, ben harçlık vermişim ona. Beraber geldim. Ben o kadınla, bak ne diyor, beraber oturduk. Ya yalan söyle, ben kadının yanında oturur muyum ben ya? Söyle ona öyle, o adam hayatta kadının yanında oturur mu? E niye oturmuyorsun, komşun baba, abisi de orada hep beraber? Ya komşum değildir, kızım komşum değildir. O adam benimle oturdu. Arkadaşım var kardeşim. 15-20 dakika hep birlikte oturduk dedin. Evet, hatta Ecrin de onu gördü. Efendim? Hep birlikte oturduk. Hep birlikte. Bağırmayın İskender Bey, ben ne dediğinizi anlamıyorum ama... Nursel'cim ben dün sordum, burada ben Aslı Hanım da sordu. Evet, yalnız değil. Abim, evet. İşte Zahir, İskender Bey sohbet ediyoruz. Ben de oradaydım, evet, dedin. Ecrin de onu gördü mü diye sorduk sana. Evet, Ecrin de İskender Bey'i gördü. Görse de tanır dedin, yani orada onu gördüğü için. Bunları dünkü yayında konuştuk. Daha önce de gördüm. Daha önce de söyledin zaten. Evet, ben dedim orada oturuyorlardı abimle. Şimdi sohbet bunlar, ediyorlardı. Tamam. Ben de onların yanında oturdum. Tamam. Daha İskender öncesinde de annemlerin gidiyor yanında beni görmüştür. Orada beraber zaman geç. Yani komşudan bahsediyoruz. Başka bir zaman geçirmeyi kastetmiyor ki kimse burada zaten. Birebir sen gittin onunla görüştün demiyoruz ki zaten. Ama bu şimdi diyor ki İskender Bey, ben Nursel'i hiç görmedim, o gün de görmedim diyor. Lütfen söyle, sen o gün İskender Bey'i gördün mü? Gördüm. O zaman... Söylüyorum söyle işte, kendin ben... söyle. İskender Bey. Söyleyeyim. Bakın Nursel, ha, Hanım o gün sizi görmüş. Ya kızım yalan söylüyor. Bak ne diyor? Dün ne söyledi? Beni bak, şimdi niye yalancı çıkarıyor ki bu adam? Ne diyor? Şöyle diyoruz. Ya şimdi gördüm dediği zaman bu sanıyor ki bu bir şey yapmış. O yüzden diyorum. Tanımıyorum, görmedim. Allah aşkına Zahir Bey. Bu yalan. Yalan. Ben... Şifreyi koskocama bir şifre götürmüşüm. Ha. İskender Bey. Ne dedi dün? Ne dedi? Yok etmedim. İskender olan, Bey. Davası mavası yoktu. İskender Bey. Siz ha, böyle bağırdınız mı? Ben ne dediğinizi anlayamıyorum. Biraz sakin konuşun. Ya. Ya yok, biraz sakin konuşun. Telefonu da azıcık böyle ağzından uzaklaştır. Tamam mı? Evet. Şimdi ben sorayım. Sakin sakin söyle. Evet, Nursel evet, diyor ki. Nursel Hanım diyor ki. Zahir Bey'in kız kardeşi. O sabah diyor, ben abimin arabasını görünce eve gittim. Gittiğimde de abimle komşumuz, karşı komşu, babamın karşı komşusu İskender Bey birlikte oturuyorlardı diyor. Evet, öyle ki. Geldiğimde diyor, İskender'i de gördüm. İskender de, yani İskender Bey de beni de gördü, Ecrin'i de gördü diyor. Ya o yalan söylüyor. Peki, o zaman ben şöyle bir Nursel Hanım'a söz ben vereyim. Ben niye yalan söyleyeyim ki burada? Ya sen yalan, ben görmedim. Sen şimdi niye beni burada yalancı çıkarıyorsun? Hayır, ben sana abi, diyorum gördüm. Sen demedin İskender'le oturduk 15 dakika, 20 dakika. Ben seninle oturduğumu yani söylemiyorum. Abimle şey beraber otururken yani ben de yalnız ben oturdum ben dedim. Ben de oturdum. Kızım sen bak, ben diliyorum. Bu programı biz kaçırmıyoruz. Bu program Türkiye'nin en büyük programı değil bu program. Biz kaçırmıyoruz. Anlıyoruz mu? Her gün biz anlıyoruz bu programa bakarken. İnşallah ya, beraber de bulacağız Ecrin'i İskender Bey. Amacımız ya o. Ya kızım bak, peki, ben 60 yaşındayım. Ben Zahir bir numara tüccar. Sakin olun ama gene bağırıyorsunuz gene anne. Zahir bir numara tüccar. Ben de Adana'da 83'te ben de tüccardım. Tamam. Şimdi ben yaşlar oldum. İskender Bey. İskender Bey. Allah çocuklarınızı da torunlarınızı da size bağışlasın. Siz abi, o gün... Siz, tane. Tamam, maşallah, maşallah. Siz o gün Ecrin'i gördünüz mü? Ya vallahi billahi billahi görmedim ya. Peki, o zaman bir şey soracağım size. Lütfen dikkatli dinle ve sakin cevap ver. Evet. Arkadaşım ilk röportaj yaptığında, Abdullah köye geldiğinde size evet, soruyor. Siz diyorsunuz ki kafasında fötrü vardı... Buradan öteye evet, doğru evet, görüyordum. Ama onlar yanlış vermiş kızım. Bak ben dedim. İzleyelim ben o röportajı. Bak sen de bir izle. Sen de bir. Bak sen dinliyorsun değil mi? Dinliyorum ama İskender Bey şöyle yapalım. O gün ne söylemişsiniz? Daha biz hiç yayına girmeden önce. Onu birlikte izleyelim. Sonra konuşun siz. İskender Alptekin, Ecrin'in dayısı Zahir'in komşusu.
Ecrin'in kaybolduğu gün Zahir'e kahvaltı hazırlayan ve Ecrin'i en son görenlerden birisi İskender. Şimdi o buraya geldi. Abdülhakim de ona para verdi. O da buradan Nordköy'e gitti. Bakkala gitti. Bakkala yani. Gitti. O orada fotoğrafta başındaydı. Oranın kadınları hep gördü. Ama göremiyorlar. Yani gündüz saat 12, saat 11, 12'deydim hani. Bu çalkalacak bir şey yok. İskender'in bu ilk anlatımına göre Ecrin dayısından parayı almış ve doğru bakkala gitmişti. Ve İskender onu görmüştü. Oysa Zahir'in kahvaltı etmesi ve Zahir'in gitmesi 9.30-10'du. Bu neden önemli? Çünkü İskender devamında bakın neler söylüyor. Biz benle dayısı çay içtik. Ben geldim yattım zaman zamanıydı. Evet. O dayısı da ona para vermiş orada bakkala gitti. Orada kız köy hepsi köy. Çay içtikten sonra ben gittim yattım diyor İskender. Eğer yattıysa Ecrin'in bakkala gittiğini nasıl gördü? Söylediklerinin satır arasında çok daha önemli bir cümle gözlerden kaçıyor. O kız burada bütün köy gördü. Ağlıyordu. Çünkü yabancı da kız buraya gelmemeli, tanemiyordu. O gittim orada ağlıyordu. Ben gittim orada, ben de asker geldiği zaman. Burada da bambaşka şeyler söylüyor İskender. Kızı ağlarken gördüğünü ve yanına gittiğini söylüyor. Sonra laf kalabalığı yapıyor ve asker falan diyerek lafı değiştiriyor. Şimdi İskender'e sorulması gereken çok önemli iki soru var. 1. Zahir gittiğinde o da gidip yattığını söylüyor. O zaman Ecrin'i ne zaman gördü? 2. Ecrin'in ağladığını görüp yanına gitti mi? İskender Bey, ha? Bütün bunları siz anlattınız. Koca bak senin Alman yağlı söylemiş. Bak ben ne dedim ona? Ha, ne söyledin? Dinliyorsun değil dinliyorum, mi? Dinliyorum, buyurun. Bak ona da 20 sebep telefon açtım dedim. Oraya gittim, bütün kadınlar orada durakta toplanmıştı. Tamam. Dinliyorsun değil mi? Dinliyorum, dinliyorum, buyurun. Ben de gittim ne o dedim ya o kadınlar hep yine de söylüyorlar. Biz evet. Burada kızı gördük fotoğrafı ağlıyordu. Tamam. Ben de bağırdım. Ben yine sinirli adamım. Ya o niye madara etmedim? Ben görmedim. Kadınlar söylüyordu. Yine de söylüyorlar. Şimdi... Ben görmedim. Benim bir kilometre, bir buçuk kilometre evim uzaktadır. İskender Bey, o, o gün balkonda Nursel geldiğinde siz oradaymışsınız. Bunu Nursel de anlatıyor, Zahir Bey de anlatıyor. Siz şimdi diyorsunuz ki hiç görmedim. Röportajda ya, anlatıyorsunuz ben de gördüm diye. Para verdi. Vallahi şimdi bu noktada. Bir de şu var. Ben eve geldim kapıyı kapattım yattım. Yattım anons oldu. İskender Bey. İkiydi, birdi. İskender Bey ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hiç kimsenin dediği değil, kendi dediğinizden yola çıkacağız. Dediniz ki ben buraya gelmeden önce Ecrin'i tanımıyordum. Bu ne demek? Yani buraya geldikten sonra Ecrin'i tanıdım demek. Yani bunu aslında siz kendi ağzınızdan Ecrin'i tanıdığınızı daha önceden belirtmişsiniz. Şimdi de belirtmediğinizi yok, söylüyorsunuz. Yok hocam ben tanımamıyorum, ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Ben nereden, ben söylemiş ben yanlış söylemişim. Ben tanımıyorum. Tanıyor mu Nursel? Ben tanıyor diyorum, o tanımıyor diyor. Ben yani, problemi kaç kere görmüyorum. Siz değil, kendi de tanıyorum diyor zaten. Ya kaç kendi kere gördüğünü bilmiyorum ama hani ben yani oradan fazla. Gidip geliyorum zaten o sokaktan görüyor. Gidip geliyorum ben. Ya aa, bir şey benim evim yol üstünde de herkes gidip geliyor ben ne bileyim. Ya İskender Bey tanıyıp tanımaman yani çok şey bir durum değil yani. Tanıyor olabilirsin karşı komşunun bir şekilde evine ya, gelen torununu tanıyor olabilirsin. Ya koca komşum gel o mekaplidir. Zahir benim komşudur. O gelmiyor. Tamam o da Zahir'in kız kardeşi. O eve geliyor yani. Allah tanıyor aşkına. Olabilirsin. Bunu saklamanın veyahut da bunu söylememenin sana bir zararı yok ki. Bir şey sorayım ben. Bekir'le Nursel'e. Sen geliyor musun? Hocam bu çelişkilerden bir şey çıkartmıyor. Benim bir, yani o o anlamıyla size biz anlamak istemiyor. Bekir, Bekir bitirsin anlaşın. Şimdi bakın İskender Bey bu tuhaf yani bu herkese tuhaf geliyor. Zahir Bey komşum diyorsun. Zahir o evin oğullarından biri.
O ev anne babanın evi. Nasıl Zahir anne babasının evine gidiyorsa Zahir Bey, Nursel Hanım da aynı şekilde anne babasının evine gidip geldiğini, sizinle de orada karşılaştığını, kapı komşusu, yani bunu söylüyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz size. Şimdi şu... Hocam o ev Zahir'in taşının dediği. Bir tuhaflık daha söyleyebilir miyim? Bir tuhaflık daha söyleyebilir miyim? Şimdi 8-9 gibi kahvaltı yaptınız değil mi İskender Bey? Evet. Ya sen uyanmışsın, kahvaltı yapmışsın, sonra tekrar yatağa gidiyorsun. Niye uyuyorsun ki? Niye uyuyayım? Şimdi bak, kahvaltı yapmışsın, yani uyanmışsın, kahvaltı yapmışsın, güne başlıyorsun, kahvaltıdan sonra yatmaya gidiyorsun. Sence bu normal bir şey mi? Ya kocam, ben kahvaltı yapmadım. Saat 9'da... Çay içtim diyorsun, çay kahvaltı işte. İskender Bey'le hazırladım, yani, yumurta mumurta götürdüm. Çay içmişsiniz, beraber kahvaltı yapmışsınız, ondan sonra diyorsun ki... Zahir gitti, ben de gittim, bak, yattım. Ya ben, sen yeni uyanmışsın, niye yatıyorsun? Ne söylediğimi bakillere çarptırtıyorum. Ya sen söylediğin için biz söylüyoruz. Bir şey çarpıtmıyoruz. Sen diyorsun ki biz uyandık. Zahir'le birlikte çay içtik. Hatta ben ona bir şey götürmüştüm. Onun balkonda, ondan sonra o gitti. Ben de gittim yattım. Şimdi sen yeni uyanmışsın. Niye uykun geldi? Ben öyle söylemedim. Nasıl öyle söylemedim? Ben azal yemek yedim. Evet, tamam da, sonra da gittim yattım. Bak hocam. Ben, ya siz çatırıyorsunuz. Bak ben adama dedim. Bütün kadınlar orada durakta. Ona bir ciddi gibi İskender gördüm. İskender ben Bey. Ben görmedim kadın. İskender Bey, siz diyorsunuz ki Zahir ona harçlık verdi. O da bakkala ya doğru Zahir gitti. Sonra da söyledi, ben de harçlık vermişim. Harçlık vermiş. Ne zaman anlattınız Zahir Bey? Siz ona anlatmışsınız, harçlık verdim bakkala gitti diye. Hatırlamıyorum. Belki son... Hani kayboldu. Bakın ama şöyle söylemiyor. Bakın çok evet, çok önemli öyle, bir şey. Hani mişli geçmiş zamanla söylemiyor. Zaten. Zahir bana diyor, böyle dedi demiyor. Birileri böyle söylemiş, ben ondan duydum demiyor. Evet. Yani görmüş, verdi olarak. Başında ya, fötör vardı. Şimdi ağlıyordu. Anlatmak istediğini biliyor musun? Ben yanına gittim anlatmak gibi böyle dili geçmiş zamanla anlatıyor. Köylünün anlatımlarını. Başkasından duyduğu gibi değil. Caminin orada o cami girişinde görmüşler. Zahir Bey, bunu köylünün anlatımlarını anlatsa da ben yani size bir kere daha soracağım. Evet. Kız kardeşinize belki 1000 kere sordum. O gün o evde İskender'i gördünüz mü? İskender geldi. Beraberdik. Siz de evet diyorsunuz, o da. Peki niye o zaman ben görmedim diye ve hiç tanımam diye ısrar ediyor? Bunu soruyorum. İşte çok basit. Onu, ben de size cevabını vereyim. Şimdi İskender Bey'in ilk konuştuğu röportajı duydunuz. Tamam. Yukarıdakiler hepsi biliyor dedi. Doğru mu? Evet. Bu ne demek istiyor? Yukarı suçlanıyor demek istiyor. Köyde de bu da tepki almıştır. Bir saniye, tepki almış, yukarıdakiler kısmını inkar etsin. Desin ki ben bunu kulaktan duydum, ama şunu inkar etmesi. İskender Bey, tamam orası kabul. Köylüden o sabah İskender Bey'in Nursel'i, Ecrin'i gördüğünü inkar etmesini gerektiren bir şey değil ya, bu. Ya inkar değil. Şimdi bak. Ben anlatamıyor muyum? Bir şey söyleyeyim ben. Nursel, bilgisi yok. Nursel. Bir daha Nursel gelince. Evet. İskender Bey kalktı. Onlar ama kapıda karşılaştı. Yani, oturdu diyor. Nursel'de oturduk diyor. Ben de oturdum diyor. Kardeşinle diyor. İskender'in konuşmalarını dinledim diyor. Doğru değil mi? Ya orada otururken sohbet ediyorlardı. Tamam, ben de 15-20 dakika diyor Nursel. Yok yok, 15-20 dakika yok. Ya 5 dakika, 5 dakika olsun. İnanın ki ayaküstü bile. Biz... Zahir Bey sen yeğenini bulunmasını istiyor musun? Evet. Peki bu kadar panik niye? Peki bir panik. O telefonla bağlanan hanımefendi, evet, yanlış görmüş olabilir. Evet. Birilerine benzetmiş olabilir. Hayır. Ama yanlış, benzetmiş. Çok tepki gösterdi. Diye, bak, yanlış veya benzetmiş diyebilirdi. Ama direkt budur demesi hayır, ama beni siz, oğlu çileden çıkardı. Siz eminseniz İftira, rahat olun. Ben eminim. Siz rahat olun. Ben çok rahattım. Ama dese ki valla benzettim. Amenla. Ben Adana'dayım çünkü sürekli. Ama yok kesin %100 budur. Yok bütün... stüdyodakiler benim yüzüme tükürsün, odur. Ne demek oluyor? Zahir Bey, şimdi o konuyu araştırıyoruz ama şu anda İskender Bey hatta ve o günle hayır, ilgili yani, anlattıklarınız... Hayır, yani durup bu iftirayı ben kaldıramam. Zahir Bey, o bir iddia ve biz onu araştıracağız ve sonucu nedir de paylaşacağız. Tamam, siz rahat çıkıp olun. Sonuçta size, sizin yeğeninizi gibi, bulmak için. Ben benzetmişim veya o olabilir mi dese tamam. Ama bak bu sefer bir, onu o bakın, şekilde İskender öyle söylemiyor. İskender de duymuş gibi söylemiyor işte. Biz onu evet, kastediyoruz. Şimdi İskender'in duyduğu ilk röportajdaki köylüden duyduğu laflardır. Tamam, niye bütün o zaman kadınlar saklıyor? Orada görmüş, miş konuşmuyor. Demiyor. Miş demiyor. Miş bakın, demiyor. Zahir demiyor. Ona harçlık verdi.
Zahir ona harçlık verdi ve bakkala gitti diyor İskender Bey. İskender Bey böyle anlatıyorsunuz. Oraya kadar peki kendi bakkala gittiğini görmüş. Sonra yanına gittim diyor bir de. Onunla mı köylüden duydun? Peki kendi bakkala gittiğini şapkaya görmüş. Şapkaya kadar gördüm, yürüyordu, gidiyordu. Bunların hepsini siz anlattınız İskender Bey arkadaşıma. Ya hocam vallahi ne söylediğimi bilmiyorum. Baksana doğru söylüyorum. Siz atlatıyorsunuz. Hoca. Dinliyorum ben sizi ama İskender Bey bir dediğiniz farklı, bir dediğiniz farklı. Doğruyu söylüyorum. Bana el basacağım. Peki o zaman bir şey soracağım. Peki, peki. Siz o... Evet buyurun. Dinliyorum. Bak ben yemek yedim. Evet. Bana da yedim. Şifreyi bak o kadın sana dedi şifre de yoktu. Şifreyi kaldırdım ben eve geldim. Dinliyorsun değil mi kızım? Dinliyorum ama siz işte Nursel ile Ecrin eve geldi. Böyle anlatıyorsunuz ya, arkadaşıma. Ben gideceğim biz ya, ben onları o zaman ha. O zaman Zahir Bey de Nursel de yalan söylüyor. Öyle mi? Ya Zahir Bey yalan söylemiyor. Söylemiyor. Gördüm ben İskender. Ben ya söylemiyor. Zahir Bey diyor ki Ecrin'i de Nursel'i de İskender Bey gördü diyor. Yok ben görmedim. Pes. Ben gideceğim biz ya, ben görmedim. Ben gideceğim biz ya, ben görmedim ha. Ben şimdi siz bir gün uğraşsanız bu lafları toparlayamazsınız bundan. Çünkü bu biraz şeydir. İnce hanım. Size sesleniyor. Demin de sordum, yaklaşık 5 kere sordum, bir kere daha sorayım. Bakkala gitti, dayısı ona harçlık verdi, başında da fötür vardı diye söylüyorsunuz. Gördüm diyorsunuz, gördüm diyorsunuz bunları. Öyle anlatıyorsunuz röportajınızda. Ya yalan, ben sizin aramanızıza bak. Sen dinliyorsun beni, dinliyorsun. Dinliyorum, herkes de dinliyor zaten inşallah. Bak, dinliyorsun. Bak sizin aramanınız o dedi. Evet. Abdullah bunu kaydetti. Yani sizin ses kaydınızdan bahsediyoruz zaten. Bunu Abdullah söylemiyor. Siz söylüyorsunuz. Bir kilo, bir buçuk kilometre bizden yukarı. Dinliyorsun değil mi? Dinliyorum. Ben dedim oraya gittim. Kadınlar bütün köy kadınları orada toplamıştı. Dinliyorsun değil mi? Evet dinliyorum. Dinliyorum. Ben de dedim ne oldu dedim, dedi ulan bu kız burada fotoğrafı ağlıyordu. Evet. Köylü kadını söylüyordu. Ağlıyor. Orada söylüyorlar. Ankara raporunda vardır. Karakol raporunda aynen öyle. Benim 1 kilo 1 kilometre uzak. Benim evim 1 kilo 1 kilometre uzakta. Şimdi ben de bağırdım onlara. Ya siz insan değilsiniz. Niye bu dağla etmediniz? Ben evet dedim. Ben görsem ben alırım o kızı, alırım. Ama röportajda zaten ağlıyordu gördüm yanına gittim diyorsunuz. Sizin arabanız yanlış, ben 20 sene cevabını açtım. Ama bu sizin eleman değil ki. Ama bu sizin sözünüz. Şey söyleyeyim, Bekir'le Nursel'e bu kadınlarla böyle bir konuşma yapmış mı? Hangi İskender kadınlara gidip de niye çocuğa bakmadınız, niye bir daha... Arkadaşlar o sesi yazın. Kavva ettim, kefir ettim, niye bir daha etmediniz? İskender Bey, bakın bunu... Ağlıyordu ve yanına gitti mi? Söyleyen ya, sizsiniz. Ya, sizin görmedim. Sesinizden. Ben görmüş orada. Oğlum Mehmet, o Mehmet ki gördüler dedi. Fotoğrafı dedi. Hala ben küfür ettim. Dinliyorsun değil mi? Dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Dinliyorum ben, ama bak, bir yol olamıyorum. Bak sizin muhabirinize de söyledim. Bak ona da ben dedim. Bak sizi mahkemeye vereceğim. Siz niye doğru söylemiyorsunuz? Valla ben... Ben Fenerbahçe. Bizi mahkemeye verebilirsiniz Fenerbahçe. Ama şu ses kaydınızı, röportajınızı kendiniz bir daha izleyin lütfen. O bölümü verme şansımız var mı arkadaşlar? Şu evet son kısmı onu bir hazırlayalım lütfen. Çünkü kendiniz diyorsunuz ben onu ağlarken gördüm. İşte bir buçuk kilometre ötede ne olduysa o. Ya sen söylemişsin İskender Bey Allah aşkına. Yani bizim arkadaşımız bir şey söylemiyor. Sen demişsin. Sen kamera karşısında daha biz bu olaya işlemeye başlamadan, televizyona çıkmadan önce sen demişsin. Hatta biz sana dememişiz. Ecrin şu bu. Ya bir kız kaybolmuş. Ne biliyorsun bununla ilgili? Sen demişsin ya başında fötör vardı şuraya gidiyordu ağlıyordu. Sen demişsin sen. Ben ne diyeyim? Ben böyle gördüm. Basına iyi dinle. Hoca. Tamam. İskender Bey. Evet. Diyorsunuz ya yalan söylüyorsunuz diye. Bakın bu sizin anlattığınızı size izleteceğiz ama şimdi. Bir daha izleyin. Ama ne olur dikkatlice onu bir dinle. Ne demişsin diye. Şimdi o buraya geldi. Abdullah'ın içinde ona para verdi. O da buradan dur köre gitti. Bakkala gitti. Bakkala gitti.
Orada fotoğraf başındaydı. Oranın kadınları hep gördü. Ama göremiyorlar. Yani ama gündüz saat 11-12'deydim hani. Bu salkılacak bir şey yok ki. Biz benle dayısı çay içtik. Ben geldim yattım zaman zamanıydı. Evet. O dayısı da oraya para vermiş, orada bakkala gitti. Orada kız, köy hepsi gördü. O kız orada bütün köy gördü. Ağlıyordu. Çünkü yabancı da kız buraya gelmemeyi tanımıyordu. O gittim orada ağlıyordu. Ben gittim orada. Orada ağlıyordu. Ben gittim orada. Kendiniz anlatıyorsunuz bunu İskender Bey. Kızım var. Oradaki kadınlar 50 tane kadın vardı. Bunlar hepsi gördü. Tamam. Peki o 50 tane kadın gördüğü halde niye 4 yaşındaki bir çocuğa, ağlayan bir çocuğa yardım etmediler, kimin çocuğu diye bakmadılar? Sen biliyorsun ben küfür de ettim. Onlara etme. Küfür de ettim. Etme. Bağırdım de. Dedim ki insan değilsiniz. Niye müdahale etmediniz? Niye yapmadılar? Şimdi bize bütün telefon açanlar... Bak dedim sana bir şey söyleyeyim. Bak senin programın bir numaralı, Türkiye'nin bir numaralı. Aldım bak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben öyle gördüm. Ben gittim baktım kadınlar birbirine söylüyorlardı. Aa buradaydı bu kız. Tamam. Ağlıyordu, fıstıklardı. Onlar söylüyordu, kendi kendine söylüyorlardı. Peki bu kadınlar niye müdahale etmediler? İkincisi yani bizim... Babaya da bağırdım. Tamam küfür... Ender Bey, herkes bize şunu söylüyor bütün telefonlarda. Bu ne olduysa köyün içinde oldu, köyün içine bakın diyorsunuz. Siz şimdi diyorsunuz ki köylü çocuğu gördü, ilgilenmedi ve aynı köylü bana İskender onu öldürmüştür diye beni suçluyor. Niye? Bir kişi söyledi. Ama bir kişi söyledi, ben ondan dedim. Evet. Şimdi... İlker Hanım. İskender Bey, zamanım bitiyor. Ben sizden şunu isteyeceğim. Abdullah sizinle iki kere görüştü bundan önce. Muhabir arkadaşım. İlki yayına başlamadan önceydi. Daha biz hiç bu konuyu anlatmadan. Bunu niye söylüyorum? Çünkü oradaki bilgiler yayında paylaşılmadan bunları biliyordu İskender Bey ve bize anlattı. Aynen. İkinci röportaj 2 gün önce yapıldı. Bu sefer bambaşka bir şey anlattı İskender Bey. İlkinde o gün Ecrini'de, Nursel'i'de gördüğünü, dayının ona harçlık verdiğini, bakkala gittiğini, yolda ağladığını hepsini anlattı. İkincisinde Nursel'i de tanımadığını, Ecrini de görmediğini söyledi. Şimdi Abdullah Şanlı sizin yanınıza tekrar gelecek. Tekrar onunla konuşun. Ne anlatmak istiyorsanız, o güne dair aklınıza gelen hepsini tekrar anlatın. Damla konusuna hiç geçemedim çünkü burada çok önemli gelişmeler yaşandı. Bir kez daha söyleyelim, Adana'dan gelen bir telefon. Otogarda çok önemli, çok ciddi bir iddia, onu araştırıyoruz bu iddiayı. Dayı Zahir'le İskender Bey'in yanında Ecrin'i 1,5 yıl kadar önce gördüğünü söyleyen bir seyircimiz var. Oradaki kamera kayıtlarına bakacak arkadaşlarım. Araya hafta sonu giriyor ama pazartesi yepyeni gelişmelerle biz yine burada olacağız. İyi tatiller.